Efendim hayırlı akşamlar. Bir hafta aradan sonra konuşacaklarımız var dedik ve karşınızdayız. Bu hafta yine mühim bir mevzuyu konuşacağız. Şöyle açalım. Bir hafta çalışma yaptık, aradık, okuduk, inceledik. Aslında konu belli. Fatiha suresini konuşacağız. Geçen hafta hatırlayanlar, izleyenler hatırlayacaktır veya bilecektir. Ee, kıymetli Nihat Hatipoğlu hocamla bir noktaya değinmiştik. Ya efendim demiştim. Kur'an-ı Kerim'i kendi zihin dünyamızla okuyarak anlayamaz mıyız? Hoca da hayır dedi ve sebeplerini söyledi. Yani direkt okuyarak anlayamayız. Ben nedenlerini sordum. Hocam nedenlerini anlatmıştı. Sonra bir hafta sonra Fatiha suresinin tefsirini kıymetli hocamla sırlarını konuşma kararı verdikten sonra Fatiha suresini çalışmaya başladım. Geçen hafta Nihat hocama sorduğum sorunun cevabını bu bir haftada kendim aldım. Nasıl diyeceksiniz? Bir insan sadece okuyarak, başka kimseden yardım almadan, kitapları okuyarak Kur'an-ı Kerim'i anlayamaz. Ben öğrendim bunu. Hatta şöyle bir tehlikeyle karşı karşıya kalıyorsunuz, okudukça kafanız karışıyor. Şimdi günde beş vakit namaz, her namazda okunan Fatiha Suresi, işte bunca zaman öğrendiğimiz bir malumat. Ama ya biz biraz derinleştirelim diye okudukça o malumatı da kaybettiğimi fark ettim. O yüzden geçen haftaya da temas ederekten Kur'an-ı Kerim'i bir yardım, bir yolcu, bir yola giden veya bir öncü. Hadi şöyle başlatalım. Peygamber Efendimizi örnek almadan anlayamayız. Ben test ettim bu hafta boyunca. Efendim bu akşam Fatiha Suresi'ni konuşacağız. Bir hafta biraz dolduğum için girişi böyle fazlaca yapmak gereği hissettim. Fatiha Suresi'nin neyini konuşacağız diye soracak olursanız 7 ayetten oluşmasındaki hikmet içinde gizlemiş olduğu yedi sınıf insan, böyle bir sınıf var. Yedi sınıf insan gizliyor ayetlerinde. O yedi sınıf insan, o yedi sınıf insanın günümüzdeki karşılığı. Peygamber Efendimizin Kur'an-ı Kerim'deki en yüce sure diye işaret etmesindeki neden? Kur'an-ı Kerim'in vermek istediği mesajlarını kendinde tamamen topluyor olması, her vakit namazda ve her namazın her rekatında kılıyor olmamızın sebepleri. Yani konuşacak çok şeyimiz var aslında ve kıymetli bir konuğumla konuşacağız. Akdeniz Üniversitesi öğretim üyesi yardımcı doçent doktor Yasin Pişkin hocam bizlerle. Hocam hoş geldiniz. Eyvallah. Hoş bulduk. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Hocam böyle Kesinlikle. aslında girizgahtan belli ki fakirin kafası karışık. Evet. Aslında hemen o girişle ilgili birkaç cümle evet. kurabilirim. Şimdi çok sık benim kullandığım bir cümle var. O da şu. Eğer Allah Kur'an'ı herkes eline alsın ve kendisi kendi okuma kabiliyeti çerçevesinde okusun ve anlasın ve din adına, hakikat adına da anladığı şey bundan ibaret olsun diye umsaydı, bunu murad etseydi Allah, Kur'an'ı e, Kabe'nin damına indirirdi. Tek ciltlik, mazruh bir materyal olarak ve herkes okusun ve dindarlığını yapsın derdi. Fakat e, Kur'an-ı Kerim Kabe'nin damına değil Kur'an'ın ifadesiyle fe innehu nezzelehu ala kalbike Hz. Peygamber'in kalbine inmiştir, kalbine indirilmiştir. Niçin kalp? Bunun aslında çok açık bir cevabı vardır. Peygamberimiz bir hadiste şöyle buyurur. Dikkat edin insanın e, vücudunda bir et parçası vardır. O et parçası sıhhatte olduğunda bütün beden sıhhatte olur. O et parçası fesada uğradığında, bozulduğunda bütün beden bozulur. Dikkat edin o et parçası kalptir buyuruyor Peygamberimiz. Kalp insanın kimliğinin, kişiliğinin, karakterinin, şahsiyetinin manevi boyutunun merkezinde yer alıyor. Merkezi aslında. Peygamberimize, Peygamberimizin kalbine Kur'an'ın indirilmesi demek, onun karakterine, kişiliğine, kimliğine indirilmesi demek ve onun şeyle Kur'an'ın aslında bize sunulması demek, üsve-i hasene demek. Bir insanın, dediğiniz çok doğrudur, Hz. Peygamber'i e, anlama perspektifinin içerisinden çıkartarak Kur'an'a yaklaşması demek, aslında her okuyan kimsenin anladığı kadar din tasavvurunun ve hakikat tasavvurunun ortaya çıkması demek ki, bu aslında tam bir kaosun simgesidir, ifadesidir. Şimdi bakınız, e, şu anda saat kaç desem, diyelim ki 21.30 saat şu anda. E, sizin saatiniz de 21:30 kameraman arkadaşımızın saati de 21.30. Ee, Edirne'yi arayalım. Edirne'de saat kaç? Orada da 21.30. Ağrı'da da 21.30. Nasıl bir tesadüf ki bu? Herkesin saati 21.30. Aslında bu bir tesadüf değil. Herkes saatini İngiltere'de Greenwich Greenwich'e göre ayarladığı için herkesin saati 21.30. Şöyle düşünelim. Türkiye'de herkesin bir günlüğüne kendi saat kendisinin ayarladığını düşünelim. Mesela benim canım şu anda saatin 21 olmasını istiyor. Sizin saatiniz 23 olsun. Kameraman arkadaşımın saati 24 olsun falan. Herkes kendi saatini kendi istediği şekilde ayarlasın. Türkiye'de eğitim ne olur? Türkiye'de sağlık hizmetleri ne olur? Türkiye'de iktisat, ekonomi ne olur? Uzağa gitmeyelim. Bu program ne olur? Yani Hocam ben başlarım, bitsiz gelir. 21.30'da bu programı yapacağız. Sizin saatinizle mi yapacağız? Bizim saatimizle mi? Kimin saatiyle yapacağız? Hazreti Peygamber, bu kavramı pek sevmiyorum aslında ama öyle. Peygamber, Hazreti Peygamber dini dünyanın adeta green içidir. Yani her mümin, Allah'a iman ettiğini iddia ve ima eden her insan akıl, kal akıl saatini, kalp saatini, ibadet saatini ve davranış saatini ona göre ayarlamalı ki, ayarlayabilmiş olmalı ki vahdet meydana gelsin, birlik meydana gelsin. Hocam şey diyoruz yani o zaman, merkezine Kur'an-ı Kerim'i almak kabul ama oradan bir yorum farkı çıkacağı için tehlike aslında oradan da başlıyor. Çünkü şöyle bir hakikat vardır, yani Kur'an'ın lafız itibariyle, literal yapı itibariyle bir özelliği vardır. Yani tefsir alimleri bunu şöyle ifade ederler. Kur'an mücmel genel olarak mücmel, muhtasar, külli ve ilkesel bir kitaptır. Yani Kur'an insana dair, insan hayatına dair hakikatlerden, hadiselerden, emir ve yasaklardan bahsederken ana hatlarıyla ve prensip düzeyinde bahseder ve bu prensiplerin açılması, alt başlıklarının doldurulması, hayata, insan hayatına aktarılması gerekir. Bu aktarmayı gerçekleştirme konusunda Hazreti Peygamber adeta Şöyle ifade edelim. Bir projenin karşısında bir mühendisin durduğu gibi projenin inşaat dünyasında hangi çeltiğin hangi rakamın ne manaya geldiğini gösteren bir ilmi mühendisliğe sahip bir mühendis gibi durur ve toplumu inşa eder. Şöyle ifade edelim. Hazreti Peygambere Kur'anla birlikte bir şey daha veriliyor. Bunun altını çizmemiz ve bu hakikati yeniden ve en derinden fark etmemiz gerekiyor. Biz buna hikmet diyoruz. Hı -hı. Ve peygamberimiz Kitabı Asr-ı Saadet'te Ashab-ı Kirama öğrettiği gibi hikmeti de öğretti. Ve yuallimuhumul kitabe vel hikme. Ayette Allah bunu böyle ifade ediyor. İnsanlara kitabı ve hikmeti öğretiyorsun. Öğretmen için Allah seni peygamber olarak gönderdi. Hikmet nedir biliyor musunuz? Hikmet Kur'an'da Hazreti Musa'ya e, Tevratla birlikte verildiği ifade edilen Furkan. E, hikmet Hazreti Yusuf'a vahiy ile birlikte verildiği ifade edilen tevilül ehadis, Hazreti Davud'a zeburla birlikte verildiği ifade edilen fasul hitap ve pek çok peygambere Kur'an'la vahiy ile birlikte verildiği ifade edilen ilahi bir yeti ve yetkidir. Bununla peygamber vahyin anlam ve amaçlarını kavrar hı hı. ve onu insan hayatına dönüştürür. Şimdi ben şu cümleyi de şu soruyu da sormak istiyorum. Belki bu soruyu sormak da bugün bu çağda hakkımız bizim aslında. Eğer Evet kitap, peygamberimiz iki şeyi öğretti Asr-ı Saadet'te. Bu onun peygamberlik görevi idi. Bunu yapmamış ise görevini ifa etmemiş demektir. Bir, insanlara kitabı öğretecekti. İki, ayete göre insanlara hikmeti öğretecekti. Kitap, elimizdeki mushaf ise hikmet de hadisler değilse, sünnet değilse, hadis ve sünnet inkarcılarının zaviyesinden hı hı. bakarak bu cümleyi kuruyorum kitap elimizdeki musaf, Musab, ise hikmet. hikmet. de sünnet değilse ve hadisler değilse hikmete ne oldu? Hazreti Peygamber'in kitapla birlikte öğrettiği hikmete ne oldu? Onun dar bekaya irtihalıyla birlikte, vefatıyla birlikte hikmet de öldü mü? Eğer hikmet de öldü ise ve bugün gerçekten din namına, Hakikati anlamak namına, yüksek hakikatlere ulaşmak namına sadece elimizde Kur'an kaldı ise diğerlerinin hepsi o iddiaya göre Kur'an'ın sünnetin ve hadislerin hepsi eğer uyduruldu ise ve tarihi gerçekliği yok ise o zaman dinden hatır sayılır bir şey tahrif olmuş, kaybolmuş, zayi olmuş demektir ki bu İslam'ın son din olması ve korunması ilkesiyle de taban Tabii. tabana zıt bir durumdur. Bunu anlamamız ve bunun altını çizmemiz gerekiyor. Hocam yani. şeyi merak ediyorum peki. Şimdi hani ben de girişte dedim ki yahu bir haftadır okuyorum ama kafam karıştı. E bir de bakıyoruz hocam. İşte ilk ayeti ikra olan. Oku diyen bir Kur'an. Yani kendisini de okumamızı emrediyor. Evet. E şimdi o zaman ben okudum da anlamayacaksam neden bana oku dedi? Çok güzel. Şimdi tabii Kur'an'ı Allah okumamızı Gerçekten istiyor. Gerçekten güzel soru sordum hocam evet. şu an. Gayet güzel. Şöyle ifade edelim. Kur'an'ı Allah okumamızı istiyor bizim. Bu soruyu cevaplandırmadan bir ayeti okuyarak soruya girmek gerekiyor. Şu, e, peygamberimizin nübüvvet görevinden bahsederken Allah Kur'an'da şu cümleyi kuruyor. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا ileyhim, اِلَيْهِمْ وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ vikra." Allah sana zikri indirdi. Biz sana zikri indirdik. Li tubeyyine linnesi menuzile ileyhim. İnsanlara indirileni, insanlara açıklaman için, beyan etmen için. Bu ayette iki indirilen şeyden bahsediyor Allah. Birincisi menuzile <laughs> ileyke. Sana indirilen şey peygamberimizi kastediyor. İki insanlara indirilen şey Peygamberimize indirilen şeyi zikir olarak ifade ediyor. İnsanlara indirilen ise yani tefsircilerin ittifakıyla bu Kur'an'dır. Şimdi Hz. Peygamber'e insanlara indirileni izah etmek üzere verilen ve adına peygamberimizin zikir dediği işte biraz önce hikmet olarak ifade ettiğimiz bir hakikat bir hadise var. Peygamberimiz bir cümlesinde bu hakikate işaret ederken şu cümleyi kuruyor. Utitul Kur'ane ve mislehu ma'ahu. Bana Kur'anla birlikte Kur'an'ın bir benzeri, bir misli verildi buyuruyor. Şimdi bizim okuma perspektifimizin içerisinde Allah Resulü'nün yaşamı ve Kur'an'ı beyan etme sadedindeki söz, fiil ve takrirleri, onayları yok ise ashab-ı kiramla o yaşam esnasında ortaya çıkan o fikri harita, o eylem haritası yok ise elimizde biz Kur'an'ı anladığımızı zannettiğimiz şey aslında bizim kendi dil bilgimizde, Kur'an'dan istimbat ettiğimiz, bize göre istimbat ettiğimiz şey olacak. Bunu okumanın manasını, perspektifini onun için daha geniş tutmamız gerekiyor. Tutalım hocam. Şimdi Kur'an'ın ilk emri oku diyoruz değil mi? Evet. İkra, bismi rabbikellezî halak. Bir şey söyleyeyim. Ee, okumak bir fiil, evet Arapça'da bir fiil ve geçişli bir fiildir. Yani kendisine bir nesne ister. Gramer açısından, Arap grameri açısından bir nesne ister. Ama enteresan e, ayette okumanın nesnesi yoktur, zikredilmemiştir. Mahsuftur. Teknik tabiriyle mahsuftur. Allah Kur'an'da neyin okunacağını, bu ayette neyin okunacağından bahsetmez. Ama nasıl okunacağından bahseder ve nasıl okunması gerektiğinden neyi okumamız gerektiğini çıkarmamızı ister. Nasıl okuyacağız? Nasıl okuyacağız? İkra. Bismirrabbikellezî halak. Yaratan Rabbinin adıyla oku. Şimdi yaratan ifadesini kullanır. Yarattı ifadesini kullanır. Ama neyi yarattığını da zikretmez. Biz buna kevni ağam deriz. Yani her şeyi yarattı. Allah bütün mevcudatın, bütün mahlukatın yaratıcısı. Şimdi her şeyi yaratan Rabbinin adıyla oku. O halde, nasıl okumamız gerektiğinde neyi okumamız gerektiğine dair birinci veriye ulaşıyoruz. Yani bütün varlığı, zerreden küreye bütün mevcudatı okumamız gerekiyor. Buna Kur'an'da afaki ayetler denir. Yani gökteki kuştan, yerdeki taşa, insanın belindeki meniden, sipermden, çöldeki deveye kadar... Allah bütün kainatı, bütün varlık sahasını bir tefekkür malzemesi olarak insanın önüne koyuyor. Vaka suresinde mesela şöyle buyuruyor. Efereyetum <laughs> metumnun? Siz belinizden çıkan, vücudunuzdan çıkan o suyu, insanın üremesini sağlayan o spermi hiç düşündünüz mü? Entum takhlukunuhu em nahnul khaliqun? Onu siz misiniz yaratan yoksa onu biz miyiz yaratan? Allah bütün varlığı hatta evet Bakara suresindeki ifadesiyle اِنَّ اللّٰهَ لَا يَسْتَحْيِ اَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُودَةً فَمَا فَوْقَهَا Gerektiğinde bir sivri sineği bile insanın önüne bir tefekkür malzemesi olarak koymaktan çekinmiyor. Çünkü varlık yani mikrodan makroya neresinden tutarsanız tutun öyle bir şekilde Allah'ın varlığının, kudretinin ve ilminin izleriyle bezelidir ki neresinden tutarsanız o varlık sizi büyüklüğüne, küçüklüğüne, değerliliğine, değersizliğine bakmadan sizi Allah'a götürür. Bir, afaki ayetleri okuyun diyor Allah Kur'an'da. İkra ismi Rabbi halak. Her şeyi yarattı, bütün varlığı okuyun. Biz buna afaki ayetler diyoruz. Halakal insane min alak. Ve insanı bir kan pıhtısından, bir embriyodan yarattı. Şimdi o zaman steteskopu insanın üzerine koydu. Afaki ayetlerden sonra Enfüsî ayetlerden bahsetti. Yani insanın da kendisinde, kendi üzerinde, kendi vücudunda, kendi benliği üzerinde Allah'ın nakşettiği, menkuş olan nakşedilmiş deliller var, ayetler var. Kainat bir kitap evet, İnsan da bir kitap. Derler ki insanı büyütseniz kainat çıkar ortaya, kainatı küçültseniz bir insan vücut bulur, insan çıkar ortaya. İnsan... Şöyle ifade edelim. Allah'ın isim ve sıfatlarının kendisinde en fazla tecelli ettiği varlık insan. Hocam halifesi olarak elbette. Belki de Kur'an'da insan için kullanılan en onore edici kavramlardan bir tanesi budur. İnsan halifeyi arzdır. İnsan maddi ve manevi açıdan yeryüzünü imar etmekle görevlendirilmiş bir varlıktır. İnsan ahsen-i takvimdir. Yani yarattığında kemal üzere yaratan Allah'ın baş yapıtıdır insan. İnsan kendisini gördüğünde, tanıdığında, kendisi üzerine tefekkür ettiğinde insan men arafe nefs'e fakat arafe rabbehu sırrına erer. Yani kim ki kendine geldi, kim ki kendinin farkında oldu, kendisinde insan Allah'ı bulur. Onun için insanın da kendi üzerinde düşünmesini Allah emrediyor. Kur'an'da tefekküre dair yapılan atıfların büyük bir kısmının konusu onun için insandır. Yani hocam çok özür diliyorum. Şimdi şöyle bir somutlamak adına. Evet. Hani şimdi sonuçta bir ilahiyat tabanımız yok. Biraz daha böyle halk nazarında anladığım kadarıyla ben bir söyleyeyim siz evet. doğru ya da yanlış. İkra, oku bize daha çok tefekkür kapısı açan bir ayet. Evet. Dört kitabı oku aslında. Dört kitap var. Birinci kitap elbette ki Hidayet rehberi, hakikat çağrısı olan Kur'an. Kur'an'ı Kur okuyacağız. Tilavetiyle taabut edilen bir e, ilahi mesaj. Onu okuyacağız. Bir. İkincisi, kainat bir kitap. Kainat kitabını okuyacağız. Üzerinde düşüneceğiz, tefekkür edeceğiz. Yani doğduk. Doğduğunuzda birisi üzerinize bir deri giydirmiş. Evet. Ve bu derinin ihtiyacı olan D vitaminini milyonlarca kilometre uzaklıkta bir güneşe yerleştirmiş... Ve o güneşten 40 defa filtreleyerek sizin derinizin ihtiyacı olan D vitaminini size gönderen bir ilah var. Cümle şu, argüman şu. O deriyi size giydirenle o derinin ihtiyacı olan D vitaminini güneşe yerleştiren aynı güç, aynı kudret, aynı otorite. Doğdunuz göğsünüzde bir ciğer vardı. Ciğerinizin ihtiyacı olan havayı burnunuzun ucunda hazır buldunuz. Hazır bulduk doğduğumuzda. Göğsün içerisinde ciğeri yaratanla o ciğerin ihtiyacı olan havayı burnumuzun ucunda halk eden aynı güç aynı kudret kainat kitabını okumak, sonra insan kitabını okumak, kendimize dair bu bulunduğumuz pozisyonu, vücudumuzu okumak, ruhumuzu okumak, benliğimizi okumak. Fıtratımızda mesela insanı Allah fıtrat üzere yaratmıştır. Bu çok kuvvetli bir argümandır. Yani fıtrat öyle bir şeydir ki peygamberimizin ifadesiyle her doğan bu fıtrat üzere doğar ve en olumsuz psikososyal şartlarda bile bu fıtrat insan benliğindeki varlığını devam ettirir. Bakın, e, Mezopotamya'nın Rabbi benim diyen bir adam, bu Nil havzasında benden başka ilah yok diyen bir adam, Firavun <laughs> son nefesini aldı, son nefesini verdi, Kızıldeniz'in derinliklerinde ölümün kokusunu iliklerine kadar hissetti ve şu cümleyi kurdu. Hatta izâ edrakehul Garaku. Hale dedi ki inni tu, ennehu la ilahe illa alladhi amenet bihi benu israile ve ene minel müslimin. Boğulmaya başladı, şu cümleyi kurdu. İsrail oğullarının iman ettiği Allah'a, ilaha ben de iman ettim, şimdi Müslüman oldum dedi. Fıtrat, ilahlık tasavvurunda olan bir insanın içinde bile var olan, Allah'a yönelmemizi, Allah'ı bilmemizi, Allah'ı bulmamızı ve ona bağlanmamızı sağlayan bir iç itilim var manevi dünyamızda. Yaratılış olarak zaten. Yaratılış olarak biz buna müsaitiz. Aslında ata tapanda, ota tapanda, puta tapanda, ateşe tapanda, güneşe tapanda onu arıyor, onun peşinde. Yani o fıtrat sahikinin şu cümleyi kurayım yani bu cümle kayda geçmesi lazım. Tarih boyunca evet dinsiz bir insana rastlayabilirsiniz. Falan adam dinsiz, olduğunu düşünebilir, bunu iddia edebilir. Böyle istisnai durumlar olabilir. Ama tarih boyunca dinsiz bir topluma rastlamamızın imkan ve ihtimali yoktur. En iptidai toplumlardan en gelişmiş toplumlara kadar mutlaka bir din algısı her toplumda mevcuttur. Çünkü bu önlenemez fıtri bir saiktir. Bu bir iç itilimdir. İnsan kendisini bundan kurtaramaz. İnsan bunu okuyacak. Kendi kitabını okuyacak. Şimdi o Alak suresinde dedik ki İslam'ın Kur'an'ın ilk emri okudur. Enteresan. Kur'an'ın ikinci emri de oku. İkra bismirabbikellezi halak halakal insane min alak İkra ve rabbukel ekram ellezî allama bil kalem. Diyor ki oku Rabb'in en kerem sahibidir. Kalemle insana yazmayı öğretendir. O zaman burada bir şey çıkıyor. Okumamız gereken diğer şey Allah'ın bize lütfettiği nimetler bu nimetleri okumamız gerekiyor. Yani e, bana görmek için göz verdi, işitmek için kulak verdi, tefekkür etmek için akıl verdi, idrak ve iman etmek için kalp verdi, uçsuz bucaksız, hadsiz hudutsuz nimetleri lütfetti. Aslında her doğan, şu oluşturduğumuz perspektife göre her doğan Allah'a borçlu olarak doğuyor. Ve belki de bu borcu nasıl Ödeyeceğini göstermek için Allah dini indirdi insana rehberlik etmesi için. Bir yol için. olsun diye. Yol, hatta din kelimesi bakınız Arapçada evet. borç kökünden gelir. İki temel anlamı vardır. Bir borçlanmak, iki bu borcun hesabını görmek, almak manasına iki anlamı vardır. Aslında Allah insana dini indirerek dinle ilahi kanunla yol göstererek bu borcu yani verilen gözün, verilen aklın, lütfedilen kalbin nasıl şükrünün eda edilmesi gerektiğini gösterdi. Okunması gereken dördüncü ayet biçimi de budur. Yani üzerimizde Allah'ın nimetlerini okumak, bu nimetlerin farkına varmak bir de sonda diyor ki insana kalemle yazmayı öğretti. Yani Kur'an'ın anlaşılmasına, hikmetin anlaşılmasına, hakkın anlaşılmasına aracılık eden yazılı her metni okumak da bu oku emrinin içerisine giriyor. Dört kitap saydık. Bir, evet, kainat bir kitap, insan, i̇nsan. bir kitap, Kur'an bir kitap ve en sonunda da Kur'an'ın anlaşılmasına, insanın varoluşunun anlam ve amacının anlaşılmasına hizmet eden her şey okunması gerekiyor. Bu ayet bütün bunların hepsine şamildir diyebiliriz. Aslında tepede duran bir söylem, altlarda tefekkür eden. Evet. Hocam, aslında güzel başladık da. Evet. Şimdi Fatiha suresini okuyacağız mı? tefekkür mü edeceğiz? <laughs> evet. Oradan evet. başlayalım. Şimdi ben şöyle başlamak isterim hocam Fatih ile alakalı. ama bir şey söyleyivereyim. İşte okumak dediğimiz kavramın içerisinde bunların hepsi giriyor aslında. Tabi. Şimdi mesela dediğimiz ki koyduk konu zaten. bir haftadır Fatiha suresini çalıştım. Çalıştıkça derinleşti, derinleştikçe anlam alanları genişledi. Evet. Şimdi bu şu demek. Siz aslında simgesel bir şey yapıyorsunuz. Yani siz Fatiha Suresi'ni günde 40 defa okuduğunuzda bu bir haftada zihninizde oluşan bütün anlamların hepsini orada deruhte etmeye, tefekkür etmeye imkanınız yok. Yoksa bütün gününüzü namaz kılmakla geçirmeniz lazım. O zaman bu şunu ifade ediyor. Namazda kıraat etmek denilen şey namazda başlayan ama asıl anlamını, işlevini namazın dışında tamamlayan bir fonksiyona sahip. Yani Allah demiş oluyor ki Nasıl hocam namazda, diye soracağım. Na namazda Fatiha'yı okudunuz. Tamam. Namazdan sonra onun üzerinde tefekkür etmeyi bırakmayın. Çünkü tefekkür etmek, düşünmek, sürekli tefekkür halinde olmak sadece namaz namaz esnasındaki kıraate ait bir şey değil. Mesela ellezine yezkurun Allah'a kıyamen ve kuuden ve ala Yani müminlerden bahsederken onlar ayakta iken, otururlarken ve yanları üzerine yatarlarken Allah'ı tefekkür ederler, zikrederler, o duygu ve düşünceden kopmazlar buyuruyor. Yani okumanın, evet çekirdeği namazdadır bizde, kıraatin çekirdeği. Ama namazın her rüklü, nasıl ki sosyal hayatta bir karşılığı varsa, okumanın da sosyal hayat saflarında bir karşılığı vardır. Yani namaz bittiğinde, mabetten çıktığınızda, mabudu mabede mahpus bırakmamanız lazım. Çarşıda da, eee camiye hani giden namazı namaz kılan, hayatın içine almak almak aslında gerekiyor. böyle bir şey. Hatta ayette ne buyuruyor onu hatırlamak lazım. Allah buyuruyor ki müminlerden bahsederken ricelun öyle adamlardır, öyle insanlardır ki müminler letulhi him ticaretun ve la beyunun Yani e, yaptıkları ticaret, günlük işleri, sosyal vazifeleri, günlük sıradan muameleleri Onları Allah'ı anmaktan, Allah'la bağlarını korumaktan alıkoymaz. Onlar her daim Allah'ı zikretmektedirler der. Onun için okumak dediğimiz şeyin evet e, fiili bir pratiği namazdadır. Fatiha suresi için de geçerlidir. Fakat asıl anlamın inşa edildiği saha sosyal yaşamın içidir dememiz lazım. O kıraat doğrudan oraya taşması lazım. Taşması lazım. Eğer taşmadığı takdirde eksik kalıyor. Yani... E, yani şöyle ifade edelim. Yunus Emre ne diyordu? Tek bir kalbi kırdın ise şol kıldığın namaz değil. 72 millet dahi elin yüzün yumaz değil. Evet. Yani e, namazın ikame alanları var. Belki bunun üzerinde birkaç cümle kurmak gerekiyor. Yani akimus salate namazı ikame edin. Ne demek? İşte kalktık. Altısı içinde, altısı dışında 12 şartı vardı. Bunlarla ifa ettik bitti. Hayır, bu sadece fiziki ikamedir. Namazın fiziki şekli ikamesidir. Namazın bir de psikolojik ikamesi vardır, ruhi ikamesi vardır. Mesela namazın 13. farzı eh, ihlastır. Namazın 14. farzı huşudur. Yani Allah'ın huzurunda olduğumuzu iliklerimize kadar hissetmemiz. Namazın mesela 15. farzı ihsandır. Yani biz Allah'ı göremesek de Allah'ın bizi gördüğünü hissede hissede o ibadeti yapmak. Bunlar bunlar artırılabilir bu sayı. Bu namazın psikolojik ikamesidir. Bir de namazın sosyolojik ikamesi vardır. Hayat safları içerisinde ahlaki ikame de diyebiliriz biz buna. Yani inne salate tenhe anil fahşe vel münker. Namaz insanı kötülükten ve fuhşiyattan alıkoyar. Alıkoymalı. Yani namaz kılıyorsam ben dövemem. Namaz kılıyorsam sövemem. Vuramam, kıramam, ezemem, zulmedemem. Hocam peki şey soracağım o zaman. Namaz kılıyor ama diğer hataları da yapıyor. Evet. Eksik olan ne? Evet. Peygamberimize diyorlar ki Ya Resulallah. Konuyu bir, mu değiştirsek bir acaba? Bir adam var. Evet. Bir adam var. E, diyorlar ki e, şunları şunları yapıyor. Mesela hırsızlık yapıyor ama e, namazda, namazda kılıyor. Namazda kılıyor. E, ne diyelim, ne yapalım böyle bir adam Kaynak, için? Kaynak ne? Hata nerede? Evet. Peygamberimiz buyuruyor ki o adama Söyleyin, namaza devam etsin. Namaz eninde sonunda o adama o hırsızlığı bıraktıracaktır. Buyuruyor Peygamber Efendimiz. Evet, hastayız ama tek bir hapla iyileşmenin imkanı olmuyor. Hastalığın derecesine, müzmin ve kronik olma durumuna göre tedavide ağırlaşabiliyor ve zaman alabiliyor. Yani biz evet, yani namazı kılıyor olmamız belli günahları işlemekten alıkoyuyor. Belli günahları hala işlemeye devam ediyor olabiliriz. Namaza devam edeceğiz. Namaz eğer e, inanın şekli ve ruhi şartlarına riayet edilerek kılındığı takdirde namaz insanı kötülükten ve fuhşiyattan kademeli bir sürecin sonunda alıkoyacaktır. Bu kesindir. Ama malzemeden çalmamamız gerekiyor. Yani bu binayı ben mühendis olarak yapacağım. Ne kadar demir gider? 10 ton. Ne kadar çimento gider? 100 torba. E, 50 torba koyduysam 5 ton koyduysam, çaldıysam ilk depremde bu bina benim tepeme yıkılır ve altında helak olurum ben bunun. Hocam namazda, namazda nasıl olacak peki malzemeden çalmak? İşte, namazda şöyle ifade edelim yani namazı bir defa e, usulüne uygun rükünlerinden çalmadan, güzel bir abdest alarak, abdesti hakkı layıkıyla alarak yani e, mesela derler ki... O abdestin senin kesinlikle temizlediğini düşünerek. Hatta bazı şadırvanlarda şöyle bir cümle yazar. Eee... Abdest, hatta abdesthanelerin girişinde yazar, namaz buradan başlar diye. Yani istibra dediğimiz, istinca dediğimiz insanın necasetlerden vücudunu kurtarmasına azami oranda riayet edecek, itinalı olacak. Abdesti, ispagul vudu derler buna dinde. Abdesti usulüne uygun bir şekilde alacak ve namazı kıldığında, namazın rükünlerinden çalmadan, kıraatinden çalmadan gerektiği gibi ikame edecek namazı o şekilde kılacak. Bu namaz zaman içerisinde onu kötülüklerden alıkoyacak. Yani ben belirli kötülüklerden kendimi kurtaramıyorum diye ben namaza halel getiriyorum. Namazın imajını zedeliyorum diye namazı terk etmek, namazı bırakmak yok. Peygamberimiz kesinlikle böyle bir şey tavsiye etmiyor. Namaz eninde sonunda bize o kötülüğü bıraktıracak. Namaz kılmaya devam etmemiz gerekiyor. Tamam hocam inşallah. O zaman şöyle devam edelim her vakit ve her namazda ve her namazın her rekatında kılınan bir sure. Fatiha suresi. Evet. Neden? Evet. Şimdi çok önemli bir yere geldik. Oradan da güzel bir bağlantı oldu. Şimdi e, namaz dinin direği. Evet. Evet. Es-salatu imadud din. Namaz dinin direği. Men ekamehe fakat ekamed din. Onu kılan bir di dindarlığını ikame etmiş oluyor. Ve men hedemehe fakat hedemed din. Onu yıkan da dindarlığını yıkmış oluyor. Allah'la arasındaki en kuvvetli rabıtayı heder etmiş oluyor. Peki namaz e, namaz olmadan dindarlık olmuyor. Ne olmadan namaz olmuyor? Peygamberimiz bunu açıklıyor. La salate evet. limen lem yakra bi fatihatil kitabi. Fatiha'yı okumayanın namazı yoktur buyuruyor Peygamber Efendimiz. Beş vakit, kırk rekat namaz kılıyoruz. Evet. Ve Allah bu kırk rekati bizim hayatımıza yani günde biz abi kardeş olsak, baba evlat olsak günde 40 defa görüşemeyiz. Günde 40 defa ortak bir lafız üzerinden ortak bir söylemi tekrarlayamayız. Ama Allah niçin, evet çok güzel bir soru, niçin Fatiha suresini bizim bu anlam dünyamıza, hayatımızın içerisine bu merkezi noktaya yerleştiriyor? Şöyle ifade edeyim, Elmallı Muhammed Hamdi Yazır, Selefi Salihin tefsircilerin, Allah hepsinden razı olsun eski büyük tefsir alimlerinin e, Fatiha'nın Kur'an'la Besmele'nin de Fatiha'yla ilişkisi bağlamında e, aktardıkları şu cümleyi zikrediyor. Diyor ki Fatiha e, Kur'an'ın adeta bir mukaddimesi bir girişi, bir özeti, bir kök hücresi gibidir. Hocam toplayıcı diyorlar yani. Toplayıcı. Evet. Aslında Fatiha açan demek. Evet. Kur'an onunla açılıyor ama Fatiha ile Kur'an arasındaki ilişki Kur'an'ın hakikat çağrısı, hidayet çağrısı olan özlü mesajı Fatiha'nın içerisinde evet. e, derc edilmiştir. içerisinde inşa edilmiştir. Fatiha'nın anlamının da besmele'nin içerisinde inşa edildiği söylenir. Besmele'nin anlamının da Besmele'nin başındaki B'de, B'nin anlamının da B'nin altındaki noktada olduğu söylenir. Eski bizim tefsir alimlerimiz meseleye bu noktadan bakmışlardır. Dolayısıyla şu cümleyi kurmamız gerekiyor. Noktadan harfe, harften kelimeye, kelimeden ayete, ayetten sureye, sureden kitaba, kitaptan Hayata doğru akan ilahi bir anlam var. Adeta sıkıştırılmış bir mananın daha hafifletilmiş bir şekilde önce cümleye, sonra sureye, sonra kitaba, sonra da hayata doğru adım adım ilerleyişinden bahsetmek şey gerekiyor. Şey demek yanlış olmaz o zaman. Yani dar bir hacimden genişleye genişleye perde kalka kalka genişleyen bir hacim. Adeta maddenin merkezindeki atomun ateşlenmesiyle. E, silsile şeklinde başlayan bir inkişaf, bir patlama reaksiyonu gibi merkez, beynin altındaki noktadır Lütfen. diyorlar. Oradan artık adım adım hale hale insanın yaşamına, hayatta hiçbir kör nokta bırakmayacak şekilde insan hayatına doğru akan ilahi bir anlam var. Şu cümleyi kuralım o zaman. Yani Fatihada ne var? Fatihada Allah-alem ilişkisinin en özlü ifadesi var. Bir, Allah-insan ilişkisinin en özlü ifadesi var. iki, Üçüncüsü de insan insan ilişkisinin en özlü ifadesi var. İki kelimeyle özetleyelim. Yani Fatiha, Kur'an'ın tamamında detayıyla işlenen uluhiyetin, evet. yani Allah'ın ilahlığının ve ubudiyetin, yani insanın kulluğunun en özet cümlelerle e, verildiği bir e, manzumedir, bir ilahi kelamdır Peki yani. İlk hocam şeyi soracağım o zaman. Şimdi dediğiniz yani noktadan hayata kadar temas eden hayatın kendisine kadar bir fatih aslında şey var. Peki biz incelerken tefsir olarak genişten dara mı gitmemiz gerekiyor? Dardan genişe. Yani noktadan hayata mı, hayattan noktaya mı? Şimdi e, acizane benim gördüğüm şudur. E, yani düz çizgisel bir e, durumdan bahsedemeyiz. Hı. Gidişli gelişli. Bunun bir doğrusu yok biraz. Evet, gidişli gelişli, helozonik ve döngüsel bir şeyden bahsetmek gerekiyor. Yani e, bir taraftan lafızdan Kelamdan, yaşama doğru giderken, hı hı. öbür tarafta yaşam esnasında elde edilen tecrübelerden, yakalanan inceliklerden, latifelerden, nüktelerden yeniden metne doğru, yeniden Kur'an'a ve vahye doğru gitmemiz gerekiyor. Yani hem e, Kur'an'dan yaşama, hem yaşamdan Kur'an'a doğru gidişli gelişli bir seyrisülükten bahsedilebilir. Hatta mesela şu cümleyi kurayım o hı zaman. Kur'an'da bir karakter inşası e, va, e, vardır. Bu karakter inşası aslında vahyin nihai hedefidir. Vahyin nihai hedefi insan karakterini inşa etmek, onu kemale erdirmektir. Ve insanı inşa ederken dört ayrı alan üzerinden inşa eder Allah insanı. Aklı inşa eder. Aklın inşası tefekkürdür. Tefekkürü hikmetle neticelendirir. Kalbi inşa eder. Kalbin inşası imanla gerçekleşir. İmanın neticesi irfandır, marifettir. Sonra en yakın ortamda uzuvları inşa eder. Organları inşa eder. Organların inşası İslam'dır, teslimiyettir, yani ibadettir. Sonra da hayatın içerisinde davranışları inşa eder. Davranışların inşası da ahlaktır, ahlak-ı hamidedir, etiktir. Şimdi şöyle düşünün. Aklın inşası tefekkürle olur. Evet. Bu inşa karakteri itibariyle dıştan içe, kalıptan kalbe görünenden görünmeyene doğrudur. Yani bu elimde bir bardak var. Tamam. Evet. Bu bardak kulbu simetrik, içi simetrik, belli bir şekli var. Bunu birisi yapmıştır. Ama bunu yapan bir bardak olamaz. Somuttan soyuta doğru, eserden müessire doğru aklın inşasının karakteri böyledir. Ama kalbin inşasının karakteri kalıptan kalpten kalıba, içten dışa, görünmeyenden görünene doğrudur. Eylem sahasına geçmek ister. Kalbin inşası. Şöyle ifade edelim. Bir insan tefekkürle aklını inşa ettiğinde, imanla kalbini inşa ettiğinde, o imanın gereği olan ibadetleri gereği gibi yaptığında ve o ibadetlerin gereği olan ahlaki normlara, ahlaki davranışlara gereği gibi riayet ettiğinde bir süreç tamamlanır ama bu süreç tekrar başa döner. Yani bir insan ahlaka hamide sahibi olduğunda artık onun tefekkürü derinleşir. Sonra tefekkürünün de derinleşmesi kalbindeki imanı kuvvetlendirir. Kalpteki imanın kuvvetlenmesi, ibadetlerin yapılmasındaki kaliteyi arttırır. Yani artık huşu daha derinleşir, ihlas daha derinleşir, ihsan daha derinleşir. Bu derinleşme hali de yeniden e, amel sahasında kendisini gösterir. Yani o insan e, Allah'ı adeta görüyormuş gibi ihsan üzere yaşar, yaşamaya başlar. Dolayısıyla... Ben şunu ifade etmek istiyorum. Peki. Sadece kitaptan hayata ya da sadece hayattan kitaba doğru tek yönlü bir gidişten bahsetmenin imkanı yoktur. Gidişli gelişli helozonik ve döngüsel bir ilişki vardır. Bir taraftan kitabı okuyacağız, yaşama gideceğiz. Öbür taraftan yaşamda elde ettiğimiz tecrübelerle manevi birikimlerle tekrar dönüp kitabı okuyacağız. Ve bu bizim anlam dünyamızı daha da genişletecek. Bakın, intetta kullaha yej'c furkanen buyuruyor Allah bir ayette. Eğer müttaki olursanız Allah size Furkanı verecek yani Furkan nedir Furkan yani elleeller Yuferrikubihi Elmer Ueyy' hakkıvel batil yani insanın hakla batılın arasını ayırmasını sağlayan bir Nur bir feraset bir derinlemesine e, fehmediş hali anlayış halidir e, Furkan bu Furkanı verecek yani müttaki olduğunda bir insan evet. onun anlama eşiği yükselecek idraki basireti derinleşecek ve o derinleşmeyle insan Kur'an'a yeniden yöneldiğinde ilk okumada fark edemediği, göremediği anlam alanlarını yeniden görecek. Hmm. Belki de Kur'an'ın Bakara suresinin ilk ayetlerinde Huden lil muttakin Kur'an'dan bahsederken Elif Lam Mim Velkel kitabu la raybe huden lil muttakin Bu kitapta hiç şüphe yoktur ve müttakiler için hidayettir. Altını çizerek söylüyorum. Belki de o müttakilerden kastettiği de bunlardır. Yani insan Kur'an'ın talep ettiği anlamda yaşamı icraata geçirdiğinde Allah ona bir anlayış derinliği verecek ve o derinlikle Kur'an daha iyi anlayacak, sünneti daha iyi anlayacak, hayatı daha iyi anlayacak. Yaşamdaki karşımıza çıkan hikmetli hadiselere daha derinlemesine bakma kabiliyeti kazanacak. Çünkü nasıl ki insanın mesela iş dünyasında meydana gelen bir duygu, bir amele eyleme sebep oluyorsa Dışarıda icra edilen bir iradi eylem de iç dünyada bir karakter inşa eder. Şöyle ifade edelim. Peygamberimiz ne buyuruyordu? Bir insan bir hata yaptığında onun kalbinde siyah bir nokta oluşur. Evet. Bir hata daha, bir günah daha, bir nokta daha kalbin tamamını kaplar. Bir de buyuruyor ki insan bir hayır işlediğinde, Allah'a itaat e, tedair bir amel ortaya koyduğunda onun kalbinde bir nur oluşur. Ve onur onun kalbinin tamamını kaplar. Aslında bizim e, hakla batılın savaşı dediğimiz şey içimizde, başucumuzda, göğsümüzün içinde nurla zulümatın kapışmasından ve kavga, kavgasından ibaret bir durumdur. Dolayısıyla yapıp etmelerimiz karakterimizi belirler. Karakterimizdeki belirlenme hali de bizim yaptığımız eylemlere başka bir açıdan yeniden yön verir. Bunu ifade etmek lazım yani. Anladım. Hocam peki şimdi şeyi soracağım. Bu Fatiha suresi dedik ya Kur'an-ı Kerim'in özü, evet, toplayıcısı. İşte bir de bakıyorum ben çalışmalarımda 25 ayrı ismi var. Evet. birkaç isimden onlardan birkaç isim mesela örnek verip ben onları da söylemek isterim. Yani Hı -hı. sizden alaraktan o isimler hocam hepsi bir anlamı kişi karşılıyor. Yani evet. mesela neden Fatiha'da 25 ayrı isim var? Evet. Şimdi tabii bunların bir kısmı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından verilmiş. Bir, mesela bir tanesini Kur'an vermiştir Fatiha'ya isim olarak ee, Hicr suresindeydi sanırım Allah buyuruyor ki وَلَقَدْ اٰتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنَ azim Biz sana e, Seb-i Mesani'yi verdik e, Fatiha'nın isimlerinden bir tanesidir evet. o ve Kur'an-ı Kerim'i verdik Orada hocam Seb-i şey Mesani derken ikili yedi Se, Seb-i demek aslında yedi demek, evet. Mesani demek de iki anlamı var. Tekrar. Evet. de bir sürekli tekrarlanan, ikide bir tekrarlanan, sürekli tekrar halinde olan bir sure bu manaya geliyor. Ya da bir kısım tefsircilerin değerlendirmesine göre hı hı. namazda okunduğunda en asgari bir namazda iki rekattir. Tek rekatlik bir namaz olmadığına göre iki rekattir. Evet. Ve en asgari okunduğunda iki defa okunduğu için mesani ismi verilmiştir diyor. Bazı tefsirciler isimlerinden bir tanesi seb i Mesani'dir. Peygamberimiz bunun Fatiha olduğunu, dolayısıyla da Fatiha'nın 7 ayet olduğunu ifade etmiştir. Yani Kur'an'da belki bunun benzeri de yoktur. Bizzat Allah tarafından ismi zikredilmiş bir suredir, Fatiha suresi. Sonra Peygamber Efendimiz mesela Ümmül Kitap buyuruyor ya da Ümmül Kur'an Kur olduğunu buyuruyor. Ümmül Kitap veya Ümmül Kur'an olması da biraz önceki bahsettiğimiz Kur'an'ın temel mesajını ana cümleler, fezleke cümleler halinde en özet şekilde içermesi, ifade etmesi sebebiyle. Sonra mesela, muhul Kur'an olduğunu Peygamber Efendimiz ifade ediyor. Adeta Kur'an'ın iliği, özü, kök hücresi olduğunu ifade ediyor. Tabii pek çok diğer isimlendirme var. Peki hocam, var. Şey Fatiha Suresi iki defa mı nazil olmuş? Yani Böyle bir görüş Mekkev var. Diyen, evet. Medine diyen... Şimdi şöyle, onun e, Mekki mi, Medeni mi olduğuyla ilgili bir tartışma var, tefsircilerin arasında. Fakat e, genel kanaat onun Mekki olması yönündedir. Çünkü şimdi şöyle ifade edelim bir mesela çok basit bir tefekkür edelim üzerinde. Namaz nerede farz kılındı? Mekke'de ve e, Miraç'ta farz kılındı namaz. Ve Miraç da hicretten yaklaşık e, bir buçuk yıl kadar önce gerçekleşti. E şimdi namaz farz kılındı ve Peygamberimiz buyuruyor ki Fatiha olmadan namaz olmaz. Namazlarda Fatiha'yı okuyun. Yani Fatiha suresi Mekke'de nazil olmuş olmalı ki kronolojik açıdan bir çatışma Tabii. olmasın. Böyle. Bazı alimler Fatiha Suresi'nin son iki ayetinde gayril meğdûb aleyhim ve leddâllin Yahudi ve Hristiyanlar kastedildiğini düşünerek bu surenin Medine'de de inmiş olabileceğini veya tekerrur-u nuzul dediğimiz şey, yani taadudun nuzul, birden fazla inmek dediğimiz şeyle açıklamaya çalışmışlardır ama bu görüş zayıf görülmüştür. dedik ya Kur'an'ın aslında Kur'an'ın bir özü, kök hücresi Kur'an'da iki tür ayet var. Mekki ayetler ve Medeni ayetler. Aslında Fatiha Suresi hem Mekki ayetlerin hem de Medeni ayetlerin taşıdığı karakterleri içerisinde barındırıyor. Yani Mekke'de inmiştir. Mekke'de indiği için Mekki konular vardır. Uluhiyet vardır. Allah'ın alemlerin Rabbi oluşu evet. vardır. Müminlerin yapması gereken, insanın Allah'a karşı yapması gereken ubudiyet görevleri vardır. Ama öbür taraftan da ehli kitaba dair, Yahudilere dair, Hristiyanlara dair de gayril mahdubi aleyhim vela Medine dönemine dair de bir mesaj ve esinti vardır şeklinde izah ediliyor. Peki şey bu. var mı hocam? Sebebi nüzul olarak? Yani Hayır, Fatiha in, suresi için ben tabi, de bu, bu, Birkaç cümleyle şunu ifade edelim. Ee, evet, Kur'an'daki pek çok ayetin ve surenin bir iniş sebebi evet. vardır. Ee, araştırıldığında bu görülebilir. Ama bu da şu demek değildir. Kur'an'daki her sure ve her ayet ...mutlaka bir sebebe binaen indirilmiştir diye bir kesin kuralda koymamızın imkanı yoktur. Hı hı. O surenin ya da o ayetin tarihen tespit edilmiş, rivayetlerle, nakillerle tespit edilmiş bir sebebi yok ise... ...o ayet ya da surenin indir inme sebebi aziz ve celil olan Allah'ın o sureyi ya da ayeti indirmeyi murat etmesidir. Hı hı. Çünkü en genel anlamda Allah vahiy Kur'an'ı vahiy etmek istemiştir ve Allah'ın katında Fatiha suresiyle başlayan, Nas suresiyle biten ve daha inşa ediliş sürecinde Allah'ın kitap diye isimlendirdiği bir ilahi metin vardır. Ve bunu evet bir kısmını sebeplere binaen indirmiştir. Bir kısmında da sebep olmadan da Allah bunu indirmiştir. Fatiha suresi böyledir. Özel bir sebebe binaen indirilene dair bir kayıt, bir not söz konusu değil. Hocam o zaman şey soracağım şimdi. Can alıcı soru aslında. 7 ayet ve 7 rakama. Evet. Yani Hocam, İslam dini yediği biraz önemsiyor galiba. Evet. Böyle bir şey var mı yoksa? Şimdi tabii bu rakamlarla bu ilgili şey şunu ifade etmek lazım. Ee, hikmet dediğimiz şeyler var. Hı hı. Bu hikmet dediğimiz şeyin bir kısmı algılanabilir, anlaşılabilir, idrak edilebilir. Ama hikmetin bütünü bizim idrak ettiğimiz ve sebeplere bağlayabildiğimiz boyuttan ibaret değildir. Hı hı. Yani Allah'tan bahsediyorsak bir işi... Mesela şu... E, Fincanı yapan bir insan ve bu bir insan 4-5 hikmet çerçevesinde bu fincanı yapabilir. Büyük yapar çok içilsin diye, e, mesela porselenden yapar geç soğusun diye, kultlu yapar işte mesela e, insanın eli yanmasın diye birkaç sebepten hikmetten bahsedilebilir. Ama bu Allah için düşünüldüğünde bunun ak akılla idrak edilen gördüğümüz sebeplerinin hikmetlerinin dışında ...görülemeyen pek çok hikmetinin de olduğunu bizim ifade etmemiz gerekiyor. Özellikle bu sayılar konusunda İslam alimleri, tefsirciler çok ihtiyatlı olmayı tercih etmişlerdir. Evet, genelde tek sayıların, yedi sayısı işte Kabe'nin etrafında yedi defa tavaf edilmesi... E, ...Safa ile Merve arasında yedi defa sağ yapılması gibi rakamlarla benzeşiyor. Ama bunun altında aritmetik olarak başka hikmetler aramak... Belki de vardır ama bu bizim gücümüzü, kudretimizi aşan bir şey. Sübjektif bir saha. Biz Ama ben şunu ifade edebilirim. Buyurun. Yani e, Fatiha suresini biraz e, psikolojik çerçeveden, biraz da sosyolojik çerçeveden incelediğimiz zaman... Çünkü e, insan Allah ilişkisini ortaya koyduğu gibi insan, insan ilişkisini de Fatiha suresi ortaya koyuyor. Onları birazdan evet, hocam açalım. Değineceğiz. İncelediğimiz zaman... 7 tane insan tipolojisi görüyoruz orada. 7 insan karakteri görüyoruz. Onlara girelim hocam yavaş yavaş. Yani o 7 insan şimdi 7 evet. sayısı yani 7 dedik zaten. Evet. O önemli günümüze de değinen noktaları var. Evet. Aslında başlamak lazım. Yani 7 evet. yedi... Peki şöyle diyelim o 7'yi or orayla bağdaştırmış tamam. olalım o zaman. Ee, soru da bu arada yerini bulmuş olsun. 7 yedi, yedi tane insan karakterinden bahsetmemiz gerekiyor Fatiha Suresi'nde. Birincisi e, belki Besmele'nin B'sinin yanında. Ee, bu yedi kişi müphem, kapalı, genel ifadelerle anılıyor. Yedisi de yedi tane, yedi ayette yedi gizli insan karakteri var. Hı hı. Birinci karakter Bismillahirrahmanirrahim diyen, Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla işine başlayan, hamd'in sahibinin gerçek sahibinin Allah olduğunu idrak etmiş. Ee, onun Rahman ve Rahim olduğunu, esirgeyen ve bağışlayan olduğunu iliklerine kadar hissetmiş. Allah'ın din gününün, ahiret gününün, herkesin yaptığı işlerin gerçek karşılığını bulacağı günün gerçek maliki, gerçek sahibi olduğunu iliklerine kadar hissetmiş ve zorunlu olarak şu cümleleri kurmuş olan kişi. Birinci gizli karakter bu. Bunları tefekkür ettikten sonra bunları alabildiğine derinlemesine idrak ettikten sonra gayri ihtiyari olarak dedi ki İyyake na'budu ve İyyake nastaîn. Fatiha Suresi'nde karşımıza çıkan ilk karakter, ilk kişi, ilk kişilik bu. Yani sadece sana kulluk ederiz hı hı. ve sadece senden yardım dileriz çiler. Kim onlar biliyor musunuz? O sizsiniz. O biziz. O benim, o sensin, o biziz. Şimdi orada bir kişilik çıkıyor, enteresan. Ama e, yani kendi kendinize Kur'an'da Kur'an okuyorsunuz, Fatiha'yı okuyorsunuz, namazdasınız. E, evet, hamdin sahibinin Allah olduğunu anladınız. Yüksek hakikatleri kavradınız. Şöyle diyebilirdiniz. İyyeke abudu ve iyyeke esta'in. Sadece sana kulluk ederim ve sadece senden yardım dilerim diye tekil olarak kullanabilirdi Allah bunu. Tekil kullanmadı Allah bunu. Neden? Çoğul kullandı. Çünkü Allah Kur'an'ı yani Fatiha Suresi Kur'an'ın özüdür dedik ya. Evet. Dolayısıyla Fatiha Suresi'nde Allah vahdet bilincini bizde inşa etmek istiyor. Birlik duygusunu inşa etmek istiyor. Kur'an'ın indiği dönemde yani Öyle bir ortam, öyle bir toplum var ki insanlar birbirlerinin yakalarına çökmüşler. Kendi elleriyle kız çocuklarını diri diri toprağa gömen bir toplum. Kendi elleriyle put yapıp, kendileri yapıp, kendileri tapan bir toplum var. Ve Allah bu toplumu resmederken Kur'an'da şefa hufratin minen nar cümlesini kuruyor. Yani ateşten bir uçurum var, içi lebalep ateş dolu bir uçurum var. Toplum yüksek hakikatlerden ahlaki erdemlerden o kadar uzaklaşmış, o kadar süfli ve dünyevi bir seküler karakterin içerisine girmiş ki o uçurumun kenarında helakin eşiğinde haberleri yok. Allah Kur'anla o toplumu aldı ve onlarda bir vahdet bilinci inşa etti. Oradaki biz kavramı aslında buraya işaret ediyor. Ümmete işaret ediyor. Müminlerin aynı yolun yolcusu olan insanların kardeş olduğuna işaret Hocam, ediyor. Hocam şey de var mesela Hazreti Peygamber e, Hazreti Ebu Bekir ile mağaradayken korkma Allah bizim nedir? Evet. Sözünü yani. Mesela onu şöyle anlayabiliriz de Hazreti iki Musa kişilerde. Tevrat'ta Allah benim nedir? Evet. Der. E, işte ben incelediğimde İslam alimleri korkma Allah bizim nedir? Sözünü daha faziletli buluyor. Evet. Çünkü o biz. Çünkü, çünkü ümmet olmamızı istiyor. Hem ee, Hz. Adem'den Allah Resulü'ne kadar ki bütün peygamberleri Allah kendi içlerinde bir ümmet olarak vasf ediyor. Hem de daha ilk kertede vahyin ilk günlerinde ümmet olmayı toplum olmayı Allah e, emrediyor. Bundan dolayı oradaki mesela şunun üzerine çok düşünmek gerekiyor. İnnemel mu'minune ihve cümlesinin üzerinde. Müminler kardeştir. Bakınız e, kardeş kelimesinin Arapçadaki karşılığı ah kelimesidir. Hı hı. ve Bunun iki tane çoğulu vardır ah kelimesinin. Bir tanesi ihvandır, ötekisi de ihvedir. Ee, anne Aynı anne babadan doğan kardeşlere Arapçada ihve denilir. Ama ortak bir mezhep, ortak bir ideoloji, ortak bir görüş çerçevesinde bir araya gelen insanlara da ihvan denilir. Falancaların ihvanı, filancaların evet. ihvanı. Normalde şu beklenirdi. Yani sizle biz aynı Allah'a iman ettiğimiz için Allah bizi Kur'an'da اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ ihvan şeklinde söylemesi gerekirdi. Böyle beklerdik, böyle düşünürdük ama Allah ihve ve kelimesini kullandı ve adeta aynı Allah'a iman eden, aynı kitaba inanan, aynı peygambere uyan insanlar topluluğunu adeta aynı anne babadan doğmuş bir e, bir kardeşler Kardeş. grubu olarak vasfetti. Dolayısıyla iyye kenabuludaki o bütünlüğü o o e, vahdet bilincini, o birlik duygusunu yeniden ve en derinden hissetmek gerekiyor. Cemaate sevk ediyor. Camide bulunmaya, cemaat mesela ca cami kelimesinin bile aslında çok derin bir altında derin bir mana yatıyor. Yani niye e, mescidin ismi, secde yapılan yerin ismi camidir İslam'da? Evet, cuma namazı kılındığı için diye basit bir izahı vardır ama bundan ibaret değildir. Cami ismi şerifi Allah'ın e, Esma-i Hüsna'sından bir isimdir cem eden, bir araya getiren demektir. Ve bakınız kainata, evet biraz önce cümleyi kurduk. Zerreden küreye bütün kainat Kur'an kozmolojisinde aslında ibadet halinde bir abid, secde halinde bir sacid, tesbih halinde bir müsebbih. Bütün kainat yüsebbihulillahi mafis semavati ve ma fil ard. Ne var ne yok, akıl olsun gayrı akıl olsun, canlı olsun cansız olsun bütün varlık Allah'ı tesbih halinde bir müsebbih, secde halinde bir sacit, ibadet halinde bir abid olarak Kur'an'da vasfediliyor. Onları adeta saf tutmuş bir cemaat olarak cem ettiği için Allah el camidir. Bu Allah'ın el cami isminin ontolojik veya kozmolojik yansımasıdır. Bunun sosyolojik yansıması da mescitte, camide gerçekleşiyor. Yani mescide cami denmesi Allah'ın vahdet verici isminin ismi şerifinin kendisinde en fazla tecelli ettiği yer olmasından kaynaklanıyor. İye kenabudu ve iye kenestayinde böyle birliğe sevk eden çok derinlemesine bir psikoloji hissediyoruz yani. Hocam bu birinci tip insan. Evet. Biz dediniz de. Biz o biziz. O sizsiniz. O biziz. Ee, o mümin yani baştan itibaren o marifeti, o imanı elde etmiş tamam. ve birlik duygusuna ermiş olan kişi sizsiniz ve biziz. İkinci tip insan peki. Evet. Oraya geçelim. O zaman şöyle ifade edelim. Ee, i̇lk duayı öğretiyor. Yani ben yeni bir Müslüman olan bir kişi olarak Kur'an'ı önüme koydum. Tamam. Kur'an'ın kapağını açtım. Ve karşıma ilk çıkan surede ilk duamı öğretiyor Allah bana. Ve buyuruyor ki, İhtinas sıratal mustakim. Benim hayatımın duası. Belki de dünya ve ahiretin mutluluğunu elde etmemi sağlayacak en temel, en köklü duayı öğretiyor. Hı hı. Şimdi nasıl ki Kur'an'ın bütün anlamı e, Fatiha'nın içerisinde deruhte edilmişse, müminin yapacağı bu ilk duanın içerisinde de dünya ve ahiretin bilip bilmediğimiz, görüp görmediğimiz, duyup duymadığımız her türlü ihsanatı ve ikramatı vardır bu duanın içerisinde. Ve dünya ve ahiretin bütün korktuğumuz, kabusumuz olan şerlerinden muaf olmak, kurtulmak vardır. Ne diyoruz? İhtina sıratel müstakim. Bizi sıratı müstakime ilet diyoruz. İlk duamız o. Peki sıratı müstakim nedir? Şöyle ifade edelim. Ayetin devamında sıratel lezine en amte aleyhim. Sıratı müstakim. iki nokta üst üste. Allah'ın kendilerine nimet verdiklerinin yolu. Şimdi kendilerine nimet verilen kişiler burada karşımıza çıkıyor. Bunlar da gizli. Bunlar da ortalıkta yok. Hum zamiriyle onlar zamiriyle Allah buna işaret ediyor. Ama ne yapmamız gerekiyor? Bunları bulmamız için biraz aramamız gerekiyor. Şimdi Kur'an'dan bahsedilirken şu cümle kurulur. Kur'an El-Kur'an yufessiru ba'duhu ba'dan denir. Tefsir ilminde bu sabit bir cümledir. Yani Kur'an bir kısmı diğer kısmını açıklayan bir kitaptır. Biz Allah'ın kendilerine nimet verdiği kimseler kimlerdir diye araştırdığımız zaman bunun cevabını Nisa suresinde buluyoruz. Hocam bir ara vereceğiz. Elbet. Hiç bölmek istemiyorum. O zaman e, devam edelim burada kalalım mı? Burada kalalım. Yani dönüşte direkt ikinci e, sınıf insan. o şeyden, Oradan direkt alaraktan hiç bölmeyelim hocam. Kahve Eyvallah. sever misiniz hocam? Eyvallah. E, severiz. Evet. O zaman bir kahve içelim biz. İnşallah. Kısa bir ara vereceğiz. Aradan sonra devam ediyoruz. Mevzu mühim ara kahveden sonra buradayız. Ben tekrardan hayırlı akşamlar. Konuşacaklarımız var. Devam ediyor. Kıymetli bir misafirim konuğum var. Akdeniz Üniversitesi öğretim üyesi, yardımcı doçent doktor Yasin Pişkin hocam bizlerle. Fatiha Suresi'ni konuşuyoruz. Ee, güzel bir giriş girişgah oldu. Giriş oldu. Fatiha Suresi'nden başlayarak da aslında daha başka e, Kur'an'ı direkt anlayabilir miyiz? Okuyarak anlayabilir miyiz? Nasıl anlarız diye sorup e, Fatiha Suresi'ne kadar geldik. Hocam şimdi Fatiha Suresi'nin içinde Ayetlerinde gizli olan yedi sınıf insan dedi ve ikinci sınıf insan Evet diye başlamıştık. Hocam evet. aslında ikinci sınıf insanı direkt baştan alıp Evet orada böldüm çünkü ben. Şimdi şöyle hemen demiştik ki Allah aslında ilk yapacağımız duayı öğretiyor bize. Hı hı. Ve bu dua bizi sırat-ı müstakime ilet. Sırat demek yol demek, evet. müstakim demek de dost doğru, doğru. yol demek. E, sırat müstakim iki nokta üst üste sırat müstakimi de sırat alladîne en ante aleyhim Allah'ın kendilerine nimet verdiği kimseler olarak tarif ediyor, tanımlıyor. Şimdi burada da kendilerine nimet verilenler aslında gizli, yani gizli özne ile bunlara işaret ediliyor. Bunların kim olduğunu anlamak için Kur'an içerisinde biraz gezmek ve dolaşmak gerekiyor. Nisa suresine baktığımız zaman Allah Nisa suresinde kendilerine nimet verilenleri dört grup insan olarak zikrediyor. Estağfirullah <laughs> billah ve men yuta illaha rasule. Kim Allah'a ve Resul'e peygamberine itaat ederse fe onlar <laughs> ne allazina en amallahu aleyhim. Allah'ın kendilerine nimet verdiği kimselerle birliktedir. Beraber olacaklar. Onlar kim? Dört grup insan sayıyor. Bir, minen <laughs> nebiyyine, peygamberler, iki ve sıddıkı yine aslında bu sıddık tasdikleyenler demek. Ve kıyamete kadar ki müstakbel ve muhtemel bütün ümmeti Muhammed'in tamamını kapsayabilir. Böyle de bir görüş vardır. Ama bir kısım tefsircilere göre peygamberlerden hemen sonra zikredilen sıddıklar onların ashabıdır. Hı hı. Onlarla birlikte yaşayan, nübüvvetin meşakkatlerini onlarla birlikte yüklenen, göğüsleyen hı. insanlardır sıddıklar. Sonra? Ve şehadei, şehitler ve salihine salihler dört insan karakteri çıkıyor burada karşımıza. Bir de biz vardık beş. Şimdi belki yol kavramını bu beş dört karakterle birlikte teker teker ayrı bir şekilde değerlendirmek gerekiyor. Yani evet bizim bir kaygımız var, uhrevi bir kaygımız var. Biz dünyada mutlu olmak istiyoruz. Varlığımızın anlam ve amacını gerçekleştirmek istiyoruz. Ve biz ölüme, toprağa, kabre, mezara normal bir insanın baktığı gibi bakmıyoruz. Bize göre toprak bir yok oluş, bir fena buluş, etlerimizin, kemiklerimizin, iliklerimizin, sinirlerimizin çürüyüp dönmeyecek bir şekilde ebediyen yok olduğu bir fena buluş yeri değil. Kabir bizim için ya cennet bahçelerinden bir bahçe, hı hı. ya cehennem çukurlarından bir çukur. Biz onun ötesinde de bir sorgunun, bir hesabın, bir yaşamın, bir cennetin, bir azabın ve bir mükafatın olduğunu düşünüyoruz. İliklerimize kadar buna iman ettik. O halde biz görevlerimizi nasıl yerine getireceğiz? sırat müstakime nasıl ereceğiz? Bu yolun gereklerini nasıl yerine getireceğiz? Nasıl dost doğru olacağız? Nasıl dost doğru olacağız? Yani Allah burada yolu yolcuyla, yolun temel unsurlarıyla tanımlıyor. Bir, peygamber olmadan bir insanın sırat-ı müstakime ermesinin imkan ve ihtimali yoktur. Şimdi el-müstakim diye bir kavram oluşturalım. Dost doğru olmak ne demek? El müstakim. Hocam buradan önce bir şey sorabilir miyim? Buyurun. Hani dedi ki kendine nimet verilenlerle. Evet. Bu nimet dünya dünyevi bir nimet mi yoksa ahiretlik bir nimet mi? Şimdi bir söz vardır denir ki gam değildir gide dünya kala din. Gam odur ki kala dünya gide din. Asıl nimet en büyük nimet insanın Allah'ı bilmesi Allah'ı bulması varoluşunun anlam ve amacını keşfetmesi ve bunun gereklerini yerine getirmesidir. Anladım ki gerçek sanat Allah'ı aramakmış bulmakmış. Asıl marifet bu. Gerisi yalnız çelik çomakmış. Şimdi bunun dünyevi bir nimet, tabi dünyevi bir nimet olmasının önünde engel yok. Fakat bu uhrevi nimet, insanın ebedi mutluluğu kazanacağı iman nimeti, evet. İslam nimeti, ihsan nimeti, itaat nimeti, ibadet nimeti, kulluk nimetidir. Diğer nimetler, dünyevi nimetler de Hz. Süleyman örneğinde olduğu gibi olabilir. Yani... Osmanlılarda olduğu gibi olabilir. Pek çok bunun örneklerine bahsedilebilir, zikredilebilir. Yani dini nimetlere, uhrevi nimetlere sahip olmak, asıl nimetin uhrevi olması, dünyevi nimetleri engelleyecek diye bir şart söz konusu değildir. Fakat şöyle bir durum söz konusu olabilir. Yani bir insan ahiret yoluna çıktığında, Peygamberimiz öyle buyuruyor ya, eşedul beleye alel enbiye, belaların şiddetlileri peygamberlerin üzerinedir. Çünkü peygamberler, zulme sataşırlar. Zalimi zulmünden alıkoymaya çalışırlar. Taşları yerinden oynatmaya kalktıklarında da türlü musibetler kaçınılmaz bir hale gelir. Dünyevi nimetler e, kastedilmeyebilir. Ama dünyevi nimetlerin e, bir insan ahiret yoluna çıktığında dünyevi nimetlerden mahrum olacak diye kat'i bir şart da yoktur. İslam, Kur'an, Peygamberimiz bu nimetlere uhrevi nimetler gözüyle bakmıştır. Hatta mesela Peygamberimiz kendisinin dünya ile ilişkisini, dünyevi nimetlerle ilişkisini şu cümlesiyle ifade ediyor. Buyuruyor ki, mali <laughs> walid yani benimle dünyanın arasında nasıl doğrudan bir ilişki olabilir ki? Ve ma ana illa karakibin istazalle tahta zilli Benim bu dünyadaki hali pürmelalim bir yolcunun bir ağacın gölgesi altındaki gölgelenme gibidir. Onun zamanı gibidir. O gölgeden istifade etmesi gibidir. Kısa ve muvakkattır. Dolayısıyla bu nimetler peygamber için düşündüğümüzde Allah'ın peygambere verdiği nimet vahiy nimetidir. Hikmet nimetidir. Evet. Sıddıklar için düşündüğümüzde ashab-ı kiram olarak değerlendirdiğimizde Sıddıklara Allah'ın verdiği nimet bir peygamberin rahleyi tedrisatında yer almaktır. Bu ne kadar büyük bir nimettir. Tabii. Şimdi peygamberimiz mesela bizden bahsederken Müstakbel ümmetinden bahsederken diyor ki ileride öyle kimseler gelecek ki şu cümleyi kuracaklar e, keşke peygamberi görseydik de ne malımız ne de evlatlarımız olsaydı diyecekler benim özlemim benim muhabbetim onlara öyle galebe çalacak dolayısıyla ashab olmak bir peygambere e, Allah'ın o, o kimselere verdiği en büyük hidayet en büyük rahmet sonra şehitler yani Şehadet rütbesi öyle bir rütbe, öyle bir makam ki hı hı. yani Peygamber Efendimiz buyuruyor ki ben şimdi şehit olsam sonra tekrar dirilsem. Sonra tekrar şehit olsam sonra tekrar dirilsem bu böyle defalarca olsa bunun temenni ederdim buyuruyor Peygamberimiz. Şehitlere Allah'ın lütfettiği o payeye o mevkiye makama baktığımız zaman. E, salihler yani o yola tabi olmak e, şöyle, şöyle derler mesela bütün dünya benim olsa gitmez gamım. Nedendir, Nedendir? bu? Çünkü Çün ezelden bir gam ile halk edilmiş bedendir bu. Yani asıl mutluluk insanın kıtalara hükmetmesi, bir elinin yağda ötekisinin balda olması değil. Asıl mutluluk ele bir nur kulub. Yani dikkat edin, agah olun, kalpler sadece ama sadece Allah'ı anmakla, ona kulluk etmekle evet. tatmin olur. Bu en büyük en büyük nimet, en büyük Allah'ın lütfettiği nimet. Dolayısıyla bunlara baktığımız zaman bunların bir insan tipinin karakterinin yükleneceği en üst düzey erdemleri yükse yüklenmiş insanlar olduğunu görüyoruz. Ve sırat-ı müstakim dediğimiz insanı hakka, hakikate ve mutluluğa taşıyan yolda bu dört unsur olmadan yolun soyut olarak düşünülmesi, anlaşılması insan hakikate taşımıyor, ulaştırmıyor. Şimdi mesela Hud suresi denilen bir sure var Kur'an'da. Biliriz, Peygamberimiz buyuruyor ya, şeyebetni hudun ve ahavatuha, beni Hud suresi ve benzerleri, Hud suresinin kardeşi olan sureler, işte Vaka suresi gibi, Mürselat suresi, Tekvir suresi, Abes, Amme suresi gibi sureler beni ihtiyarlattı, i̇htiyarlattı. buyuruyor Peygamber Efendimiz. Hz. Ebu Bekir diyor ki, Ya Resulallah saçına sakalına ak düştü deyince, Peygamberimiz Hud suresindeki bir ayetten bahsediyor. Festaqim keme umirte. Emrolunduğun gibi. gibi dost doğru ol ayeti benim saçıma sakalıma ak düşürdü. Şimdi şu soruyu sorayım. Allah buyurdu ki emrolunduğun gibi dost doğru ol. Oldu mu? Oldu. Yani üsve-i hasene olması ondan sebep. Allah'ın bizim önümüze bir karakter inşa modeli olarak Allah Resulü'nün kişiliğini, kimliğini, oturmasını, kalkmasını, yemesini, içmesini, Ailesiyle olan münasebetini, komşularıyla olan münasebetini, onun ticarete bakışını, onun cihada bakışını örnek bir profil olarak koyması ondan sebep oldu mu oldu? Şimdi Allah Peygamberimize e, emrolunduğun gibi dost doğru ol derken el müstakim iken Hazreti Peygamber ben nasıl olur da Hazreti Peygamberden sarf nazar ederek? Ona bakmayarak, onun sünnetine bakmayarak, onun hadislerinden, tavsiyelerinden, yaşama dair prensiplerinden sarfı nazar ederek ben nasıl doğrulabilirim? Nasıl yani bu, bu doğrulabilirim? ayeti nasıl hayata tatbik edebilirim? Nasıl tatbik edeceğim? Şöyle diyelim. Şimdi deniyor ki, e, ilim olsun, ilim iyidir ama alim olmasın. Ders iyidir. Ders olsun ama müderris olmasın. Talim iyidir. Talim olsun ama muallim olmasın. Bilgi iyidir, bilgi olsun ama bilge olmasın. Hikmet iyidir, hikmet olsun ama hakim olmasın. Hatta şunu desem, ne dersiniz? Tıp iyidir, tıp olsun ama tabip olmasın. Ne demek bu? Ee, hastasınız, evet bir beyin ameliyatı olmanız gerekiyor. Kendi beyin ameliyatınızı kendiniz yapın, gidin, çalışın, çabalayın. Bir beyin ameliyatı nasıl yapılır bunu görün öğrenin kendi kendinizi kendiniz ameliyat edin demek gibi absürt, temelsiz, saçma bir mefkure ortaya çıkmış oluyor. Böyle bir şey olamaz. Yani Allah Resulü'nün yani bu şuna benziyor. Tıp olsun, tabip olmasın sözüyle din olsun, Kur'an olsun ama peygamber olmasın cümlesinin karşılık geldiği hakikat budur. Bu bu böyle temelsiz bir cümledir. Şimdi Karen Armstrong e, isimli bir e, oryantalist. Diyor ki, e, onun Muhammed isminde bir eseri var. Orada bir enteresan bir benzetme yapıyor, enteresan bir ifade kullanıyor. Diyor ki, bugün Hazreti İsa gökten inse. Hı hı. Nereye inse? Mesela Vatikan'a inmesin, Avrupa'ya inmesin, Amerika'ya inmesin. İnsanlara İncil'i tebliğ ettiği yere, Kudüs'e hatta doğduğu yere, Beytül insin. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'de de kalksın, dirilsin, Medine'de kalmasın. Mekke'ye gitmesin. Amerika Birleşik Devletleri'ne gitsin. Şimdi diyor ki, Karen Armstrong Hazreti İsa kendilerine İncil'i tebliğ ettiği yerde kendisine iman ettiğini iddia eden insanları tanıyamaz. Nasıl tanısın ki? Dedi ki tevhid, dediler ki teslis. Evet. Dedi ki namaz Dediler ki vaftiz. Yani dini şu anda Hazreti İsa inse insanlara tebliğ ettiği İncil'i tanıyamaz. İnsanlara tebliğ ettiği dini tanıyamaz. Ama diyor ki Hazreti Peygamber Amerika'da sadece cumadan cumaya namaz kılan, iki rekat namaz kılan birini görse baktığında evet der ki bak tekbir aldı. Evet Subhaneke'yi okudu, Fatiha'yı okudu, rükû yaptı, secde yaptı, Oturdu, selam verdi, tamam bu benim der, bu benim ümmetimden Ümmetim. der. Şimdi burada aslında Karen Armstrong'un altını çizdiği şey şudur. Hakikatler soyuttur, soyut niteliklidir. Bunların somutlaşması gerekir. İnsanın anlam dünyasında ete kemiğe bürünmesi gerekir. Ve Hazreti Peygamber yüksek nitelikli soyut hakikatlerin, Yaşamımızda ete kemiğe bürünmesinde Allah tarafından görevlendirilmiş bir elçidir. Onun beyan görevi vardır. Onun talim görevi vardır. Şimdi şöyle ifade edelim. Hani şair diyor ya, Ey taşların içindeki yakut, Haydi budur beklenen vakit, davran. Ey küllerine gark olan, silkin ve aydınlan. Cemi cümlenin kulağı sende bugün. Ve hutbene meftun, Hurma kütüğünün o bile seni duyar. Haydi kalk, kalk ve uyar. Uyardı. Bir devirdeki sariye ilel cebel sözünü ta İran'dan duyardı. Ama en yakındaki, en yakından duymadı sözün en güzeline uymadı. Şair dediler, kahin dediler, sihirbaz dediler, ama Peygamber demediler. Evet. Ve Allah bir ayet indirdi. Allah gücendi. Allah gazaplandı ve bir ayet indirdi. Vesaylu billah. Dedi ki: Kul levşe Allahu ma talavtuhu aleikum ve la edrakum bi. Yani ben 40 yıl sizin içinizde kaldığımda bir gün kalkıp ben peygamberim dedim mi? Şimdi diyorsam Allah bunu bana emretti. Ben size bunu tebliğ ediyorum. Allah dilemeseydi ben ayağa kalkıp size ben peygamberim diyemezdim. Fakat lebiztu fikum umran sizin içinizde bir ömür kaldı min kablihi bu peygamberliğimden önce efele takilun akletmiyor musunuz de onlara. Şimdi bakınız çok önemli bir nokta var burada. Bazı tefsirciler diyorlar ki tefsir alimleri. Şimdi ben desem ki ben İsa'yım. Siz bana dersiniz ki ölülerden ne haber var? Şimdi ben senin eline bir çamurdan kuş bırakayım içine üfle de uçsun bakalım. Ben desem ki ben Musa'yım siz bana asamı sorarsınız. Asayı göstersem Kızıldeniz'i gösterirsiniz yar bakalım dersiniz. Desem ki ben Süleyman'ım bende mühür var siz bana karıncaların kürüklerini sorarsınız. Bir delil Siz yani. bana evet delil ararsınız. Davud'um desem dağları sorarsınız. Şimdi diyor ki tefsirciler e, ayette Allah Hazreti Peygamber'in nübüvvet öncesi yaşamının erdemlerini hani Muhammedül Emin diyordunuz ya. Hı hı erdemlerini ve vahiy ile birlikte inşa edilen onun nebevi karakterini Kur'an'ın ilahi sahihliğine delil olarak insanların önüne sürmüştür. Adeta onun ahlakı Musa'nın elindeki asa gibidir. Onun ahlakı İsa'nın ölüleri diriltmesi gibidir. Davud Aleyhisselam'la birlikte dağların tesbih etmesi gibidir. Hasan bin Sabit diyor ki, Peygamberimizin şairi, ee, Allah Allah Resulü ile birlikte hiçbir mucize indirmeseydi. Mesela Hazreti Peygamber ayı ikiye yarmasaydı, parmakların arasından su akmasaydı, onun bereketiyle süt çoğalmasaydı bile onun ahlakı Kur'an'ın Allah kelamı olduğunu ispatlamaya yeterdi de artardı bile diyor. Onun ahlakı festakim istikamet üzere ol emrinin en derinden Efradını cami, eskilerin ifadesiyle ayar mani, yani Allah'ın bir kulda olmasını istediği olumlu karakter özellikleri bakımından tam, Allah'ın bir kulda olmamasını istediği ölüm olumsuz karakter özellikleri bakımından da münezzeh, kamil insan karakterinin bizatihi kendisi Hocam, olmuştur. Çok güzel bir şey geldi aklıma. Üstad Necip Fazıl, Çöleyinen Nur'da bunu şöyle çok güzel anlatmış aslında, siz de bir soluklanın diye evet. anlatayım. Ee, diyor ki işte Hazreti Peygamber'in diyor peygamberliği için diyor işte söylemiş olduğunuz gibi hani parmaklarından akıtması, ayı ikiye yarması, işte şu bu filan onlar değil. İşte yüksek bir dağa çıkıyor ve Kureyşlilere diyor ki işte şu dağın arkasından bir ordu geliyor ve sizle de savaşacak desem inanır mısınız? İnanırız. diye Çünkü sen eminsin. İşte ona inandığınız gibi buna da inanın ki ben Allah'ın kulu ve elçisiyim. Diyor ki böyle kutsal, böyle önemli bir görevi, böyle nübüvvet görevini, böyle sade, böyle kendi gibi anlatan bir adam hakikaten peygamberdir. Ya o, zaman, o dediğiniz o insanlık hani o işte hiçbir mucizeye gerek yoktu. Çok güzel Şimdi bir şey söylediniz. O zaman burada şu cümleyi kuralım. Şimdi biz cümleyi şuradan biliriz. Şu cümleye çok aşinayız. Kur'an Hazreti Peygamber'in en büyük mucizesidir. Mucize. Evet. Şimdi. Sizin söylediklerinizle, benim söylediklerimden şöyle bir hakikat çıktı ortaya, evet Kur'an Hazreti Peygamber'in en büyük mucizesidir ama Kur'an'ın en büyük mucizesi de Hazreti Peygamber'in ahlakıdır, evet. yaşamıdır, hayatıdır. Şimdi e, sahabe-i diyorlar ki Hazreti Ömer'le ilgili olarak, evet devri cahiliyede herkesin kendisine göre bir takım kusurları, günahları vardı, büyük günahlar vardı, küçük günahlar vardı. Ama diyor ki e, sahabeden bir zat ah yani Hazreti Ömer adaletin, asaletin simgesi Ömer için e, Hazreti Ömer o kadar bıçkın, o kadar ele avuca gelmez birisiydi ki biz onunla İslam'ı, onunla Hazreti Peygamber'i o kadar uzak görürdük ki birbirine. Biz şu cümleyi kurardık. Derdik ki vallahi len yuslime Ömeru hatta yuslime Himaru bin. Ömer'in babasının ismi Hattab'tır. Hattab'ın affınıza istinaden bir eşeği vardır, yük taşıdığı, hı hı. bir de Ömer'i vardır. Biz şu cümleyi kurardık. Derdik ki vallahi Hattab'ın eşeği Müslüman olur da Ömer'i Müslüman olmaz. olmaz derdik. Ve ekliyor sahabe-i kiram, diyorlar ki onu Ömer'ül Faruk yapan, hakla batılı birbirinden ayıran mihenk taşı yapan şey, Hazreti Peygamber'in ahlakı hamidesi, onun ahlakına bakarak ashab-ı kiramın yaşadığı dönüşüm. Şimdi biz... Hocam çok güzel bir noktaya geldi. Bu işte yine aynı yere geliyor. Okuyarak olacak bir şey değil. Evet. Bakarak olacak. O evet. Hani tefekkür dediğimiz olay var yani oku, ikra. Çok güzel. Kalbimi okuttunuz. Tam şu cümleyi kuracaktım. <laughs> yani Hazreti Peygamber'in çölün bereketsiz kumlarının arasında bırakın insani seviyeyi, hayvani seviyenin fersah fersah altındaki bir toplumu çeyrek asırda yani 23 yıl tabii, çeyrek tabii. asırda Allah'ın kendilerinden razı olduğu kul örnekleri haline getirmesindeki sırrı iyi görmek gerekiyor. Yani Evet, peygamberimizin tebliğinin, irşadının, davet metodunun entelektüel ve epistemolojik boyutları vardı. Peygamberimiz talim yapmıştır. Peygamberimiz eğitim, suffe ashabını oluşturmuştur. Peygamberimiz fiili bir, bir eğitim. yönetici kabiliyeti Tabii, vardır. vardır. Bir şey ama Fakat asıl ashab-ı kiramla peygamberimiz arasındaki inşa ilişkisi daha çok psikolojik faktörler üzerine inşa edilmiştir. Yani peygamberimiz, وَمَا اَرْسَلْنَكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ O alemlere rahmet, şimdi biz... Fatiha'yı açan birisi. yeniden tekrar konuya da bakacak olursak. Tabii. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin Errahmanirrahim. Üç ayette dört defa rahmet merkezli kavram görüyor. Dört defa. Yani ey kitabımı açan ve benimle ilgili bir imaj inşa etmeye çalışan kulum. kulum. Sana bakan, seninle ilgili düşünen, senin için hükmeden Rabbin Rahmandır, Rahimdir, esirgeyendir ve bağışlayandır buyuruyor. Şimdi peygamberimizin ashab-ı kiramla arasındaki ilişki, sevgi, saygı, acıma, rahmet etme, merhamet etme, bağışlama, hatayı örtme, sabretme, halim olma üzerine inşa edilen pek çok ahlaki meziyetlerle beslenen bir habitata, bir çerçeveye sahip. Yani e, Asabı ı kiram, yani bu iksir nedir? Biz onu çölde susuz kalmış birisinin suyu sevdiği gibi, istediği gibi severdik, arzu ederdik. Onunla bağlantımız öyleydi. Hocam bir de şey var. Şimdi mesela bir anne, bir baba çocuğunu yetiştiriyor. doğduktan sonra yetiştiriyor. Büyüyünce ya istediğim gibi bir çocuk olmadı. ki Yani işte doğdu, doğumundan o istediğim gibi çocuk olmadığı dediği noktaya kadar. Ama işte o asr-ı saadet döneminde yahu baktığımız zaman bu işte önce Müslüman olmayıp sonra Müslüman olup Peygamber Efendimiz de bir bütün olan yani bir beden olan sahabe 40 yaşında, 50 yaşında yani karakteri sonuna kadar oturmuş da. Evet. Alışkanlıkları da oturmuş. Ama ne alışkanlık, ne karakter, ne önceki hayat, ne o bahsetmiş olduğunuz cahiliye dönemi hiçbir şey kalmıyor ve bir bütün. Evet. Yani tek beden sanki. İşte sohbet, sahabe kültürü sohbet. Ortak birlikte bütün manevi süreçleri Hazreti Peygamber inanç sürecini, ibadet sürecini ve toplum içerisinde ahlaki normların inşa ediliş sürecini ashab-ı kiramla birlikte yo, omuz omuza, yan yana, sırt sırta yaşamıştır. Aynı acıları, aynı sevinçleri birlikte yaşadıkları için bir karakter, toplum karakteri inşa etmiştir. Şimdi hocam şeyde gelelim artık yavaş yavaş yani dost doğru. Evet yani, yani el müstakim, hazreti peygamber el müstakim ve ilk halka peygamberlerdir. Ee, yolu peygambere uğramadan bir insanın el müstakim olmasının imkan ve ihtimali yoktur. Bu bir. İkincisi ashab-ı kiram. Es sıddikleri biz ashab-ı kiram olarak anladığımız zaman, algıladığımız zaman burada yeni bir açılım daha ortaya çıkıyor. Bir peygamberin e, nebevi terbiyesinin şah eseridir onun ashabı. Dolayısıyla peygamber vefat ettiğinde onun peygamberlik kültürü yaşayan bir kültür haline gelmesi için, hı hı. yaşayan bir sürece dönüşmesi için onun ashabına bakmak o peygambere tabi olmak manasına gelir. Ondan dolayı peygamberimiz Ashabi ken-nucum buyurur. Yani benim ashabım gökteki yıldızlar gibidir. Bi eyyihim iktadeytum ihtedeytum. Hangisine tabi olursanız o sizi hidayete sevk eder buyurur. Yani biz sadece bize Kur'an yeter cümlesini ne kadar tehlikeli görüyorsak sadece bize Kur'an ve sünnet yeter cümlesi de o derece tehlikelidir. Çünkü Kur'an ve sünnetle birlikte e, süreç yaşayan bir yola dönüşmüştür. Evet. Bakınız biz e, Kur'an'da bir ayetle bunu hemen temellendirmek lazım. Allah buyuruyor ki esna'il billah ve men yuşâkikir <laughs> rasûle min bâdimâ tebeyyene lehul Buradaki hu üç tane kavram zikredecek Allah. Bir, Hüda iki, Rasul, Üç, sedirül mu'minin. Allah buyuruyor ki kim hidayet kendisine belli olduktan sonra hak vahiy, kitap ortaya çıktıktan sonra peygamberle cedelleşmeye kalkarsa vaytte bi gayre sebilil ve müminlerin yolundan başka bir yola uyarsa nuvellihim tevelle yöneldiği yöne doğru onu bırakırız ve nuslihi cehennem ve cehenneme sokarız ve masira o ne kötü bir dönüş yeridir. Üç kavramdan bahsetti. Yani bir insanın Kur'an'a ittiba etmesi, bağlanması yetmez. Sünnete tabi olmadıkça, sünnete Sünneti tabi olması da, olması da yetmez. yetmez. Sebilül müminin denilen Kur'an'ın ve sünnetin geçmişten geleceğe uzattığı eli demek olan o yola ittiba etmek gerekiyor. O yola tabi olmak gerekiyor. Çünkü benim bulunduğum çağda, yani şöyle ifade edelim. Dediniz ya Fatiha'ya dair şu kadar tefsiri açıp bir Fatiha tasavvuru oluşturmak ne kadar zaman alıcıysa bütün şu kadar bin hadisi sünnete dair bu verileri ortaya koyup oradan bir e, kamil insan karakterini e, rafine etmek, çıkartmak da aynı derecede eşit derecede zordur ve eşit derecede riskler taşır. Tabii. Dolayısıyla bunun yola dönüşmesi. Yani uçağa bindim geldim. Öyle ifade edeyim ben size. E, Türk Hava Yolları ya da falan şey olarak bindim, Hı. geldim. E, hiç sormadan bilet aldım. Hiç sormadan yani uçağa bindim. Tamam. Acaba Pilot sarhoş muydu, değil miydi? Acaba e, gerçekten ehil midir, değil midir? Hiçbirini sorgulamadan bindim. Kuzu kuzu bindim. 10 e, bin metre yükseğe çıktım. Oradan buraya geldim. Canımı emanet ettim. Şimdi siz bana sorsanız, yani onu test ettin mi? E, mesela uçağı test ettin mi? E, kur, e, pilotu test ettin İşin mi diye sorsanız? Mi? Evet, hiçbirini test etmedim. Niçin? Çünkü kuruma güveniyorum. Kurumsal geleneğe güveniyorum. Şimdi deselerdi ki siz havalanla giderken, ne kadara gidiyorsunuz İstanbul'a? 500 liraya. Bir yeni uçak var, yeni fabrikamızdan çıktı. Hiç uçuş yapmadı. Daha çıkacak. Beraber uçacaksınız. Biz sizi 100 liraya götürüyoruz deseler. Hatta bedava götürüyoruz deseler. Biner misiniz? Canınızı teslim eder misiniz? Etmezsiniz. Çünkü kurumsal geleneği yok. Sebirül Mu'minin Kur'an'ın ve Sünnet'in kurumsal geleneğidir. Ve gelenek Kur'an'ın ve Sünnet'in geçmişten geleceğe uzattığı elidir. O olmadan atılan, girişilen şey. Yeni inşa edilmiş bir uçağa binmek gibi bir maceradır. Yani hocam burada ölçüyü şöyle mi koymalıyız? Hani anladığım kadarıyla söylemek istiyorum. Düzeltin lütfen. İşin geleneğine bakacaksın. O 1400 yıllık geleneğe. Gelenek, yani. Evet. Sahih ilim ve irfan geleneğidir aslında burada kastettiğimiz. Bu gelenek Hazreti Peygamberle birlikte bize doğru akar. Yani bizim tefsir alimlerimiz şöyle bir tespit yaparlar. Ee, Hz. Peygamber'in Kur'an'ın tefsiriyle ilgili peygamberimizden gelen hadislere baktığımız zaman e, peygamberimizin Kur'an'ın tamamını tefsir etmediğini görürüz rivayet bağlamında. Niçin? Çünkü peygamberimizin karşısında bir asab ı kiram kitlesi var. Ashab-ı kiramın bilmediği, onlar için garip olan, onlar için müphem olan noktaları peygamberimiz izah etmiştir. Hı hı. Şimdi sahabe nasıl ki sahabe-i kiramın Kur'an'ı anlamak için peygambere bakması bir zaruret ise tabiinde olan veya sonraki çağlarda olan bir insanın Kur'an'ı anlayabilmesi için Kur'an'a Peygamberimizin sünnetine ve sahabeye bakması da bir zarurettir. Peki şeyi sormak isterim burada. Ge Bütünlük ancak bu şekilde tamam. tesis edilebilir. Günümüzde geldi ama gelenekten geliyor. Sahih dediğimiz o gelenekten. Gele o sahih bozulmadığına dair. O yüzden mi sahih diyoruz yani? Evet. Şimdi tabii şöyle hani bir... O kurum yani yine şeyden sizin vermiş olduğunuz örnekten gidelim. Kurum güvenilir. Evet. Ee, bir sıkıntı yok. Ama araya karışmış. Şimdi şöyle detaylarda bir takım ihtilaflar, farklılaşmalar söz konusu olabilir. Ama e, Kur'an ve sünnetin şöyle ifade edelim. Yeni bir peygamber gelmeyecekse, hı hı. yeniden Allah gökten bir müdahale yaparak, semavi bir müdahaleyle dini yeniden taslih yapmayacaksa, ıslah etmeyecekse, inşa etmeyecekse, zorunlu olarak, akli olarak şöyle bir netice çıkar ortaya. Hazreti Peygamber'in bıraktığı gibi otantik haliyle dinin, varlığının kıyamete kadar e, müstakbel ve muhtemel bütün insanlara ulaşması akli bir zarurettir. Eğer bir yerde köklü bir kırılma yaşanmışsa hı hı. ve bir dönem fetret yaşanmışsa e, artık e, dinin otantik yapısına, sahih yapısına ulaşmamız da ulaşma imkanımız da ortadan kalkmış demektir ki bu Allah'ın Kur'an'a dair koruma vaadiyle dine dair koruma vaadiyle bağdaşmaz. Buna peygamberimiz ismeti ümmet ifadesini kullanır. Yani Kur'an'ın ismeti olduğu gibi, vahyin ismeti, peygamberin ismeti olduğu gibi bu ümmetin de bir ismeti vardır. Mesela peygamberimiz bir hadiste buyurur ki la tezellu taifetun min ümmeti zahirina alel hak. Benim ümmetimden bir grup, bir taife, bir zümre olacak ki onlar her zaman hak üzere olacaklar. ve la yubelune levmetelle imme kendilerini levmedenlerin levmlerine, tenkitlerine de aldırmayacaklar. Bunlar hep zahirine alel hak, hak üzere olacaklar. Hatta te'tiyehumu sa'atu kıyamet kopana kadar bu böyle olacak buyuruyor. Bu aklın bir gereğidir. Çünkü yeni bir peygamber söz konusu olmayacak. Yani Şimdi Koruma şeyine zaten koruma, taban ilahi, tabana koruma. aykırı. Çünkü e ee, yalan üzere birleşmeleri imkansız bir kitlenin hı hı. yalan üzere birleşmeleri imkansız bir kitleye intikali söz konusudur. Mesela dinin temel inanç noktalarında, temel ibadet noktalarında ve ahlaki normlarda böyle bir intikal biçimi vardır. Ben hiç Paris'e gitmedim. Hiç Paris'i görmedim. Hiç Paris'te bulunmadım. Ama ben Paris'in varlığıyla ilgili o kadar çok insandan, o kadar çok şey duydum ki ben şu, şu kanattayım. Bu kadar insan Beni Paris konusunda yanıltmak için, kandırmak için bir araya gelmiş olamazlar. Bir organizasyon içerisinde olamazlar. İşte dinin bütün değer sistemi, temel değer sistemi aslı saadetten bize doğru böyle bir külli intikal sistemiyle akar. Ezan böyle akar, namazlar böyle akar, Kur'an böyle akar, temel bir takım ibadetler. Ama detay kabilinden, evet fıkhi yorum içerisinde bir yorum farklılığı söz konusu olabilir. Bu kaçınılmaz. Peygamberimiz buyuruyor ki Beni Kureyza'ya gönderirken ashab-ı kiramdan bir grubu e, kendi namazını Beni Kureyza'da kılacaksınız buyuruyor Peygamber Efendimiz. Sahabeden bir grup yol, yolun ortasındayken ikin namazının vakti çıktı çıkacak. Bir grup diyor ki biz duruyorlar e, namaz kılacağız diyorlar. Öbür grup diyor ki Peygamberimiz ne dedi size? Namazı e, ikin ben namazını Beni Kureyza'da kılacaksınız demedi mi? Bir grup diyor ki biz orada kılacağız. Bir grup diyor ki Hazreti Peygamber namazı aksatını kastetmiş olamaz. Biz burada kılacağız. Evet bir grup öyle iştahat ediyorlar yolda, bir grup orada kılıyorlar. Medine'ye döndüklerinde Peygamberimiz'e arz ediyorlar ve Peygamberimiz iki taraf içinde sükut ediyor. Yani böyle bir perspektif farklılığından kaynaklanan Fruat'ta farklılıklar söz konusu olabilir. Bunlar önemli değil. Ana arterlerde, temel esaslarda Hazreti Peygamber dönemindeki gibi bir orijinalliğin varlığı aklı bir zarurettir. Hocam çok vahim bir haberim var. Son 5 dakikaymış. O zaman hızlı bir şekilde şöyle Lütfen. ifade edeyim. Evet, dört kişi var. Ee, birincisi peygamberler ve on, onların ashabı. E, bunlar e, peygamberler yolun mühendisleri, mimarları. Ashab-ı kiram yolun ustaları, profesyonelleri ve bir de şehitler var ki yola baş koyanlar. Hı hı. Yolun muhafızları. Yani bunu 15 Temmuz'da aslında biz gördük. Yani nasıl gördük şehadet hocam? ülküsü. Yani her şey hesaplandı. Denklemin içerisine her şey kondu. Karşı taraftan. Evet, karşı taraftan. Her şey hesaplandı ama bu milletin günde 40 defa namazlarda Fatiha okuyan ve İhtina sıratel mustakim sıratel lezine enamte aleyhim dediklerinde şehitlerin yolunda olma azim ve kararlılığını deklara eden bir millet olduğu sadet dışı bırakıldı. Eee. Yani biz aslında günde 40 defa dua ediyoruz. Evet 40 defa biz şehitlerin yolunda olduğumuzu deklara ediyoruz. Allah'a karşı kendimize karşı telkin ediyoruz. Aleme karşı biz bunu deklara ediyoruz. Üçüncü karakter şehit karakteridir orada. Bu yolun muhafızıdır. Dördüncü karakter de salih karakteridir ki salih insanlardır. وَهُوَ يَتَوَلَّ salihin Allah salihleri veli edinir, kendisine dost edinir. Ayetini bağlamında düşündüğümüz zaman bunlar İslam alimleri. Arif-i billah zatlardır. Belki bugün sırat-ı müstakim kavramını çatlatmaya, parçalamaya çalışanlar bir yönden Buraya ateş ediyorlar. Yani aslında bugün, e, yani direkt Kur'an'a dönelim'in en açık faturası ve hedefi nedir biliyor musunuz? Bugün nişan aldıkları nokta Osman Gazi'nin yanında duran Şeyh Edebali'dir nişan aldıkları. Nişan aldıkları bugün Fatih Sultan Mehmet'in yanında duran, defalarca fetihten vazgeçmeye kalktığında Padişah'ım bunu yaparsanız Hazreti Peygamber'in sizde hatırı kalır. Bu surların arkasında senin oraya girmeni ve senin elinde hidayete ermeyi bekleyen insanların sende vebali kalır diye defalarca onu fetihten vazgeçtiğinde geri çeviren Akşemseddin'i e ateş ediyorlar. Bugün Abdülhamit Han'la birlikte bir devrin mimarı olan Ahmet Ziyaüddin Gümüşhanevi'ye Sultan Murat'la birlikte yani bu fetih sen göremeyeceksin ben göremeyeceğim bizim köseyle bu işte Fatih görecek diyen ee, aslında Hacı Bayram'ı veliye ateş ediyorlar. Yani oradaki aslında veli tip, tiplemesi ya da oradaki alim tiplemesi Hz. Peygamber'in kıyamete kadar ümmetinin içerisinde görmeyi temenni ettiği ve benim e, ümmetimin alimleri benim varislerimdir dediği o mümtaz zümre ve onlara yakınlığı nispetinde herkesdir bu salihler. Peki hocam o alimler bu toplumun gelecekle alakalı neyini vaat ediyor? Şöyle aslında mesela şu cümle bu, bugünlerde bununla ilgili yazı da var. Ee, ...mesela Osmanlı aslında Şeyh Edebali'nin rüyasıydı. Biz deriz ki e, işte ne oldu? Ee, Osman Gazi Şeyh Edebali'nin odasında... ...Kuran duvarda asılı iken o rüyayı gördü ona saygısından. Evet. Aslında o rüya e, yani Osmanlı'nın rüyası Şeyh Edebali'nin rüyasıdır. Osmanlı hmm. Şeyh Edebali'nin rüyasıdır. Bunlar şöyle ifade edelim. Bu veli kullar, bu zatlar... E, bir insanın adeta iç uzuvları gibidir. iç organları gibidir. Evet, siz bana baktığınızda biz sana baktı size baktığımızda gözünüzü görürüz, burnunuzu, kulağınızı görürüz ama e, hiç kimsenin aklına gelmez ki sizin mideniz olmasa, kalbiniz olmasa, diyaframınız olmasa, ciğerleriniz olmasa siz olmazsınız. Hı hı. Şimdi bu zatlar bakıldığında görülmeyen ama varlıkları ortadan kalktığında bizim ümmet olarak mevcudiyetimiz, varlığımız ortadan kalkacak olan adeta İslam coğrafyasına kan pompalayan kalp gibidir bu zatlar. Evet. Dolayısıyla bu zatların varlığı peygamberlik müessesesinin verasetinin temsili makamındadır bu zatlar. Bunlarla birlikte beş etti. beş etti. İki karakter daha var ki bunlar da eşya zıttıyla kaimdir çerçevesinde Allah bunu tanımlıyor. Gayril mağdubi aleyhim. Allah'ın kendilerine gazaplandığı kimselerin yolu değildir bu yol. Allah kime gazaplanır? Şöyle Kur'an'a baktığımız zaman Allah kafir olan, küfründe inat eden, münafıklık yapan, nifakında direten, direten, zalim olan, insanlara zulmeden ve adeta günahı kronik bir karakter özelliği haline getiren, dolayısıyla da Allah'ın gazabını hak eden kimseler vardır. Bu yol, sırat-ı müstakim yolu onların yolu değildir. Bir de veladdâllîn, sapan, sapıtan, yoldan çıkan, sapmak nedir? Yani tefekkür bakımından yanlış bir düşünceye saplanmak kalp kalbi bakımından yanlış bir inanca saplanmak, yanlış bir şekilde Allah'a yönelmek, yanlış bir şekilde ibadet etmek ve yanlış bir şekilde bir ahlakı yani güzel ahlakı, kötü kötü ahlakı güzel bir şekilde lanse edecek düzeyde bütün değerleri tepe taklak eden kimse. Peygamber Efendimiz Allah'ın kendilerine gazaplandıklarıyla Yahudilerin, dalalette olanlarla da Hristiyanların kastedildiğini ifade eder. Aslında bütün Yahudiler değil belki Siyonistleri kastediyor. belki aslında Siyonizm burada düşünülebilir. Belki burayı bütün Hristiyanlar değil belki Haçlı ruhu. Tapınakçılık ruhunu kastediyor. Evet bu... Hocam son cümle olarak. Son cümle olarak şunu ifade edeyim. Tefsirde bir kayda vardır elbette ki. Hükmün özel olması, sebebin özel olması hükmün genelliğine engel değildir. Ama bu da yabana atılı bir tefsir değildir. Gidin bakın Afrika'ya, Orta Doğu'ya, Balkanlara. Nereye bakarsanız bugün Orta Doğu'nun işler acısı haline bakın. Hangi taşın altını kaldırsanız ya Haçlı ruhu vardır ya Siyonizm ruhu vardır. Mümin burada bir yol ayrımındadır. Ya bir tarafta o dört kişiyle birlikte beşli olacak. Altın bir beşli gibi göğüs üzerinde olacak. Ya da öbür iki tarafta... O iki tarafla birlikte olacak ve bir yol ayrımında kendisini hedef edecek. Yedi karakter var. Mümin günde kırk defa bu karakterlerle hangisiyle birlikte olduğuna karar vermelidir. Yani Fatiha'nın mesajı budur. Hocam çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Cümlemizden teşekkür hani ederiz. Artık bu son cümle aslında diyecek bir şey yok. Allah Kişi karar olsun. verecek ve e da ona göre okuyacak. Ona göre o derinlikte O, o derinlikte, derinlikte okuyacak. Neleri istediğimizi bileceğiz. O 15 Temmuz vurgusu aslında. Yani sen kırk defa şehit olmayı, şehitlerle birlikte olmayı, İçimizde o ezanlarla, salalarla harekete geçen hiç kimsenin anlam veremediği, hatta e, sokağa inenlerin bile bana ne oldu ki ben böyle bir hal vardı. E, hal var dedikleri şey aslında günde 40 defa damarlarımızdan manevi dünyamıza zerk ettiğimiz Fatihadır yani. Hocam çok teşekkür ediyorum. Allah Eyvallah. razı olsun. Efendim çok faydalı olduğunu düşündüğüm bir yayın daha bitti. Vakit bu kadar. Konuşacaklarımız var. Sona erdi. Haftaya görüşünceydik. Hayırlı akşamlar dileriz efendim. Hayırlı haftalar.